Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bin Spor Stüdyolarına. 14 Ekim Perşembe günündeyiz. Bin Manşet'e başlıyoruz. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Iyisiniz? teşekkür ederim. Her şey yolunda. Harika. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Ee, malumunuz değerli izleyenler hafta sonu Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynanacak. Derbi maçı oynanacak. Biz de bugün enine boyuna tüm yönleriyle gerek sahadaki dizilişiyle gerek istatistikleriyle gerek elbette gazete başlıklarıyla büyük maçı konuşmaya başlayacağız. İlk olarak Foto maç gazetesi geliyor ekranlarınıza. Başlığımız akıl oyunları. Abdullah Havcı ve Vitor Pereira derbiyi kazanmak için plan üstüne plan yapıyorlarmış gazetenin haberine göre. Trabzonspor 3 puan alarak liderlik koltuğuna oturmaya kararlı ancak 6 futbolcunun sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereira milli takımda gol atan formda Serdar Dursun'u ve iyileşen Tisseran'ı ilk 11'de sahaya sürebilir. Şimdi biraz daha ayrıntıya bakalım. Trabzonspor cephesinde sakatlık kabusu var. Fırtınada Dorukan, Koyta, Abdülkadir Parmak, Serkan ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları devam ediyor. Marek Hamşik durumu ise bugün belli olacak. Trabzonspor Abdullah Avcı ile kendi sahasında hiç büyük maç kazanamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kaybeden Avcı bu kez mutlak kazanmak istiyor. Derbi için satışa çıkarılan 20 bine yakın bilet bir saat içinde tükendi. 20 bin taraftar Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. Diğer taraftan konuk Fenerbahçe cephesinde Vitor Pereira. Letonya maçında golümüzü atan Serdar Dursun'la idmanda özel olarak ilgilendi. Golcü futbolcu derbiye <laughs> ilk 11'de başlayabilir. Diğer yandan Tiseran idmanlarda hazır görünüyor. Fenerbahçe daha önce Atilla Salayi kim? Tiseran ile 4 maçta sadece 1 gol yedi. Bu üçlü Trabzon'da da sahne alabilir. Ayrıca Norveç maçında gözüne darbe alan Serdar Aziz düz koşulara başladı. Tecrübeli stoper derbide görev verilirse özel bir gözlükle sahaya çıkacak demiş gazete. Akıl oyunları başlığı altında. Bir diğer sayfamız Hürriyet'ten geliyor. Devlerin düellosunda cevap bekleyen 10 soru. Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın avantajları ve dezavantajları. Teknik patronlar Abdullah Avcı ve Vitor Pereira'nın vereceği kritik kararların yanı sıra takımlarında kilit rol oynayan futbolcuların performansı da çok önemli. Şimdi burada artılar, artılar, cevap bekleyen sorular 5, 5, 10, 20 tane var. Hepsini okursak herhalde çok uzun olacak ama artılardan ziyade cevap bekleyen soruları okursak belki bize daha Peki. yol gösterici olabilir. Fenerbahçe'de cevap bekleyen sorular. Bir, Pereira'nın taktiği ne olacak? Defans ağırlıklı mı yoksa ofansif mi oynayacak? İki, Trabzonspor'un formda hücum oyuncularına karşı özel önlem alınacak mı? 3. Ferdi. Solda oynarsa, Cervinho sağda görev alırsa, Vakayme ile karşılaşacak. Bunları durdurabilecek mi? Ferdi'nin performansına vurgu yapmış. Dört, Maç eksiği olan Nazım Sangare eğer şans bulursa Vakayeme karşısında yeterince etkili olabilecek mi? Ve 5. Milli takımda olan Valencia yorgun olursa Santrafor'da kime görev verilecek? Diğer taraftan Trabzonspor'da cevap bekleyen sorular 1- Genelde B planı olmadığı için eleştirilen Abdullah Avcı aynı hataya düşer mi? Burada bir Fenerbahçe'de de vardı düşmek istediğim notlar ama buna dayanamadım. Ee, B planı olmadığı için eleştirilen Abdullah Avcı demiş. 10 kişi kaldı iki maçta da yenilmemek B planı olduğu anlamına gelmez mi? Tabii, yani burada tabii. biraz haksızlık olmuş yani Abdullah Avcı'ya. Bence de. Yani 10 kişi İstersen kaldı. madde madde bakarız diye ben rakiplere araya girmedim. Yenilmedi. Kazanabilirdi de yani. Dolayısıyla biz. B planı yok demek aslında biraz şey olmuş. Haksızlık olmuş. E, haksızlık olmuş. İki, Slovakya milli takımında sakatlanan Marek Hamşik Fenerbahçe maçına yetişecek mi? 3. Fenerbahçe karşısında her maçta yıldızlaşan kaleci Uğurcan Çakır yine aynı performansı gösterebilecek mi? Uğurcan <laughs> Uğurcan Altay ee, sayabiliriz yani daha bir sürü yerli kalecimizin ismini yurt dışına giden genç kalecilerimiz var vesaire. Ya hepsi her maçta iyi oynuyor. Bu çok budur ama bu madde de bana çok şey gelmedi yani. Neyse özür diliyorum yine böldüm. Bakasetas Luis Gustavo karşısında dördüncü maddedeyim. Bakasetas Luis Gustavo karşısında yine orta alanda takıma büyük katkı yapabilecek mi ve son olarak 5. Trabzonspor'un zayıf karnı olarak nitelenen sol bekte İsmail mi yoksa Denizvill mi oynayacak diye sormuş. Şimdi siz özel hazırlık yaptınız grafikler vesaire sistem karşılaştırması. O yüzden hızlı hızlı okuyorum ki bir an tamam. önce sizi bölmeden e, devam edelim çünkü bu soruların herhalde bütün cevabını onda değerlendireceksiniz. Doğru aslında diye. evet değineceğiz buna. O zaman devam ediyorum. E, e, üç başlık daha var. Hemen onları da hızlıca okuyayım. Sonra sözü Uğur Bey'e bırakacağız. Riske edilmeyecek. Fanatik gazetesinden geldi ekranlara. Trabzonspor'da flash Marek Hamşik kararı. Hakikaten flashmış. Milli takımda sakatlanan Marek Hamşik durumu bugün çekilecek. Emar'ın ardından belli olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı en iyi ihtimalle zorlanma tespit edilse bile daha uzun süreli bir soruna dönüşmemesi için yıldız oyuncuyu dinlendirme kararı aldı. Bu arada Marek Hamşik Slovak basınına konuşmuş. Asıl sorunu Rusya maçında yaşadım. Önceki maçta. Önceki maçta. Rusya maçından sonra ciddi bir kas problemi yaşadım. Teknik direktörümüz Tarkoviç ile konuşarak Kırvatistan maçında oynamak istedim ama maalesef sakatlık yaşadım. Ha bu eski açıklamasıymış ya yenisi değilmiş. Asıl sorun asıl sorunu Rusya'da yaşadım değil de e, zaten dün de okumuştuk bunu. Slovak basınına verdiği tekrar yazmış gazete. Son olarak, ha, pardon bir tane daha varmış. Tiseran müjdesi. Fenerbahçe hafta sonunda Trabzonspor'la oynayacağı derbinin hazırlıklarına dünya yattığı idmanla devam etti. Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda dar alanda pas ve çift kale maç yapıldı. İdman taktiksel çalışmayla sona erdi. Yaşadığı sakatlık sonrasında ligde 4, Avrupa'da 2 maçta forma giyemeyen Marcel Tiseran antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tiseran sanki Tiseran yokken Fenerbahçe savunması çok büyük sorunlar yaşıyormuş gibi bir gazetelerde öyle bir şey var. Yani Tiseran dönüyor vesaire falan ama Fenerbahçe'nin en az sorun yaşadığı yer savunma Çok büyük sorun yaşamadı ama istatistik evet. olarak da az önce değinmişti gazete. İlk 4 maç 1 gol yemişler. Sonraki 4 maç 5 gol mü yemişler? 4 müydü? 4 mü okudum? 5 mi okudum? Hatırlayalım. Süperlikten beş, beş, bahsediyorum. 5, 5, 5. 5. 5 gol. Evet. Sanki orada. Evet çok büyük sorun yaşamadılar ama <laughs> istatistik olarak da bir fark oluşmuş. O zaman hemen son başlığımızı okuyalım. Milliyet gazetesinden pas ustaları sahne alıyor. Lider Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanında hem iyi futbol hem de 3 puan hedefliyor. Sarı lacivertli teknik heyet takımın en yetenekli orta sahaları. Jose Sosa ve Mesut Özil'i birlikte sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Bakın başka ayrıntı var mı bu e, önemli haber? hani okuduklarımız arasında belki de en öne çıkanlardan Mesut ve Sosa'nın önümüzdeki dönemde birlikte oynaması isteniyor. Bunun temel sebebi takımın topu tutmakta ve oyun kurmakta zorlanması. Bu da rakibe daha fazla atak şansı veriyor ya da gol yendiğinde kapanan rakip savunmanın açılması zorlaşıyor. Sosa ve Mesut sayesinde öncelikle Gustavo'nun yükü, yükü hafifleyecek ve futbolcunun daha çok kesici savunma özelliği öne çıkacak. Oyun kurma yükü ise daha çok Sosa ve Mesut'ta olacak. Peki bu nasıl yapılacakmış? Yani şeyden taviz mi verecek hoca dizilişten ya da oyundan onunla alakalı bir ayrıntı bulunmuyor. Uğur Bey buyurun. Bütün başlıklar. Daha önce Uğur. böyle oynadılar canım. Bu yeni bir şey değil. 3 4 2 1'de Gustavo değişik, Sosa merkez. Yok Tabii, oyun, oyun merkez 3 oynuyor. 3 hafta oynadılar. 3 haftanın bazılarında oynadılar yani. Evet. Gustavo Sosa merkez oynuyor. Yani şu an diyelim Gustavo Mert mi? Mert'in yerinde Sosa oynuyordu zaten orta ikili de. Mesut zaten ileri üçlünün bir parçası. Sağ iç oynuyordu mesela. Sol iç Rossi Center for Valencia gibi. Yani Sosa ile Mesut aynı hatta oynamıyor ki beraber oynadıklarında. Yok diyor ki, diyor Sosa ya, orta sahanın bir parçası. Gustavo'nun yükü de hafifleyecek diye. Demek ki daha farklı bir belki şey var. Belki yaratıcılık arada. artar anlamında diyor. Gustavo'nun partileri Sosa olduğunda belki orta sahanın yaratıcılığı tamam. artar anlamında kastetmiştir. Nereden başlayalım? İsterseniz yani şeyler doğrultusunda artılar eksiler okuduk ya. Tamam. E, oyuncu tercihleri vesaire. Hepsi gün sonunda eninde sonunda oynayabilecek oyuncuları ve de bunlarla sakatlığı olmayan, cezası olmayan oyuncularla nasıl sahaya çıkılacağıyla alakalı diye başlayabiliriz herhalde. Şimdi iki farklı felsefenin çarpış, çarpışması gibi görünüyor bu müsabaka. Çünkü ilk 8 haftaya bakarsak e, Trabzonspor ligin en fazla topa sahip olan takımlarından biri. Stoperleriyle beraber Maa ile 3. bölgeye yerleşmeyi seviyorlar. E, pas serisi yakalamayı seviyorlar. Dün de zaten Trabzonspor'un ligdeki gollerini analiz etmiştik. Çok ciddi bir oranda golleri ee, yüksek sayıda pas hazırlığıyla yapmışlar. Trabzonspor bunu seviyor. Ortalama 40 saniye gol öncesi toplu oynuyorlar. Hemen hemen her golde Hamşik, Vakayeme, Sahadaysa, Jervinho, Bakasetas topa değiyorlar. Dolayısıyla herkesin değdiği, ön taraftaki herkesin değdiği, sete yerleştiği ve sonrasında seri pas trafiğinin sonunda kaleye çok yaklaşarak genelde atılan goller. Trabzonspor'un bu seneki ana planı tabii ki birden fazla planı var ama ana planı bu gibi gözüküyor. Fenerbahçe ise daha az pasla ve daha direkt kaleye giden. Topu öyle 40 saniye 50 saniye ayağını tutmak yerine rakibin özellikle tamamlayamadığı hücumlarda kazandığı hızlı toplarla 3-4 pasla mesafe kat etmeyi seven. Biraz daha aslında 21. yüzyılın Atletico Madrid'le anılan seri oyununa daha fazla özenen bir Pereira anlayışı var. Şimdi burada eğer şu ana kadarki 8 haftaya kadarki görüntülerini Tekrar ederse iki takım. Anlaşılan o ki müsabakanın da Trabzon'da olmasından mütevellit. Trabzon sanki biraz daha fazla topa sahip olan. Fenerbahçe ise e, bir pragmatik. fırsat oyunu. Daha pragmatik bir oyun. Sergilemesi beklenebilir. Hmm. Eğer iki hoca sürpriz yapmazsa. Trabzonspor şu ana kadar hücumda tamamlamadığı toplarda sıkıntı yaşadı. Bunu kabul etmek lazım. Geçirgen bir orta sahası var ama bu bir taktik. Yani geçirgen bir orta sahası tercih. var derken tercih. Bunu bir zafiyet olarak söylemiyorum. Abdullah Avcı'yı da zaten defalarca tebrik ettim evet. bu konuda. Çünkü bu bir risk oyunudur. Risk almak zorundasınız. Riski ne kadar aldığınızla ilgili cesaretiniz. Trabzonspor cesur bir top oynuyor. Bu cesur topun faturasını zaman zaman orta saha geçirgenliği ödüyor. Zaman zaman böyle gol değiyor. Fenerbahçe Tek Direktörü Pereira da muhtemelen Trabzonspor'un bu zafiyetinden faydalanmaya çalışacaktır. Ama bir daması var. Hamşik'i eğer dinlendirecekse, riske etmeyecekse ya da oynatamayacaksa Abdullah Hoca, Orada siopisi kullanma gibi bir opsiyonu var. Siopisi kullanarak bu geçirgenliği de telafi etmeye çalışabilir. Çünkü siopis Berat bir arada oynayınca kaybedilen toplarda o bölgede kalabalık olma konusunda usta iki oyuncu. Berat da bu işi yapıyor. Milli takımda da gösterdi. Bu sezgilerle ilgili bir şey. Mesela bu konuda çok iyi örnek çok iyi örneklerden gidelim. Marco Aurelio ya da daha güncel bir örnek Fernando Gasali Fernando. Nasıl bu işi çok iyi yapıyorlardı? O da bir adam değil mi? İki tane kolu, iki tane bacağı, 12-13 kilometre koşabilecek bir ciğeri var. Ama onu daha fazla görüyorsun sağda topun olduğu yerde. Çünkü sezgileri yüksek. Biraz da kafayla ilgili. Biz sanıyoruz ki sadece fiziksel bir mesele. Bu. Hayır, topluyor, mental bir mesele. Oyunu var. iyi izliyor. Evet. Mesela Atiba Çınsın. 38 yaşında hala nasıl bu kadar çok top kazanıyor? Çünkü topun nereye düşeceğini, nerede kaybedileceğini, nerede zafiyet olacağını seziyor. Sezgi tabii zekayla da de Rakibi paralel. Rakibi okuyor. Okuyor, oyunu okuyor. Sadece rakibi değil, oyunu okuyor. Oyunda ne olduğunu iyi gözlemliyor ve doğru yere Doğru pozisyona gidiyor. Yakın duruyor topun kaybedileceği bölgeye. Siopis Berat bunu iyi yapan bir ikili. Siopis Berat bir arada oynarsa tabii ki Trabzonspor'un orta, orta sahadaki yaratıcılığı tabii ki darbe alır. Çünkü Hamşik çok anahtar bir rolü var. Bir de Trabzon'un gollerinde böyle sola gidip orada demarka ve vaziyet yakalayıp dengesizlik oluşturması da, da meşhur bu sezon. Ondan da mahrum kalır Trabzon tabii ki. Ama defansif olarak da Fenerbahçe'nin geçişlerine karşı daha az geçirgen olacağı da kesin. Daha güçlü bir filtre olur orada siyopsis ve Berat'la. Muhtemel 11'lere bakalım. Nasıl? Daha tabii bugün dahil 3 gün var karşılaşmaya. 3 gün, 3,5 gün. Ee, daha erken ama muhtemel 11'ler nasıl şekilleniyor acaba? Bir bakalım. Marek Hamşi'nin durumu elbette belli değil ama az önce bir gazeteden okuduk ya. Hoca riske etmeyecek etmemeyi düşünüyor ne olursa olsun diye. Bak belli olmaz tabii o işler. Bekleyip göreceğiz. Mevcut şartlarda Marek Hamşik yok diye düşünecek olursak eğer böyle bir 11 tahmin ediliyor. 3 soru var. Bir işte Hamşik oynayabilecek mi? Oynayacaksa orada olacak. Siopis olmayacak. Oynayamayacaksa muhtemelen siopis olacak gibi görünüyor. Birinci soru. ikinci soru Solbek'te İsmail'in de bir rahatsızlığı söz konusu. İsmail oynayamazsa Orada yerli bir alternatifi olmadığı için Trabzonspor'un eğer çok sürpriz yapmazsa Abdullah Avcı, Dansville'in orada forması be forma giymesi bekleniyor. Doğru. Ama Dansville'in forma giymesi bir domino taşı etkisi yaratacak. Bu sefer Trabzonspor sahada bir yerli daha kullanmak zorunda orada kalacak. Kanada. Bu da üçüncü soru. Jervinho'nun o zaman oynama şansı kalmaz. Abdülkadir Ömür muhtemelen sağ açık pozisyonda oynayacak. Stoper göbeğinde acaba bir şey yapar mı hoca? Daha önce bizim burada konuştuğumuz gibi. Hoca da yapmıştı sürpriz bir şekilde. O Doğru. Hafta. O zaman bu üç sorunun yanına iki soru daha ekleyelim. Buyurun. Bunlar ama sürpriz. Bu üç sürpriz. soru evet favori sorulardı. Şimdi plase sorulara geçelim. Buyur. Hatta sürpriz sorulara. Birinci soru Ahmet Can oynamış son maçta. Performansı da iyiydi. Acaba hoca bir sürpriz yapıp Ahmet Can'ı korur mu? Yerinde tutar mı? Zayıf bir ihtimal. Büyük ihtimal uzun zamandır bir arada oynayan Hugo Edgar'ı bu büyük maça çıkarmak isteyecektir. Hmm. Ama Ahmet Can oynarsa tabii ki Belki yerli kontenjanı olabilir. doldurmuş olacak. Bu da Jervinho'ya bir pozisyon açar. Eğer Ahmet tercih ederse. İkinci sürpriz soru da, Orta sahada acaba Berat'ın önünde Abdülkadir Ömür Bakasitas ikilisini kullanmayı tercih eder mi? Siyopisi değildi. Çok riskli doğru ama zaman zaman maç içinde yaptığı bir şey. Eğer böyle yaparsa Abdülkadir orta sahada kullanırsa İsmail değer de oynayabilecek durumda olursa veya Ahmetcan tercih olursa Jervinho'ya tabii pozisyon açılır. Böyle de bunlar sürpriz ihtimaller. Favori değil. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe, şimdi oyun anlamında baktığın zaman az önce gazetede de yazıyordu, siz de söylediniz. Trabzonspor'un yumuşak karnı, geçiş oyunlarında hızlı bir şekilde gelen rakiplere karşı pozisyon veriyor. Bunu Avrupa maçlarında da gördük. Doğru. E, sezon başındaki maçlarda, ligde de görüyoruz. Bu konuda sıkın e, Fenerbahçe'nin de en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu değil mi? Doğru. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınızda orta sahada, o ikinci söylediğiniz e, Berat, Abdülkadir, Bakasetas orta sahası... Geçirgen savunmanın göbeğine Ahmet'i koymasından daha büyük bir risk olur gibi naçizane düşünüyorum. Haklısınız. Çok daha büyük bir risk olur. Yani bunu en iyi yapan takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Becerili ayaklar ve iyi de öğrendiler. İyi de yapıyorlar. Sanki daha büyük risk olurmuş gibi geliyor bana. Bence de. Yani imza atarım buna. Bence de hocanın tercihi Siyopis olacak. Merkezde. Sanki daha makul gibi öylesi. Geçirgenliği azaltacak. Yaratıcılığı bir miktar düşürecek şüphesiz ki. Ama o işte oyun kurma işlerinde Bakasetas daha derine gelecek. Gerekirse daha fazla Berat, Sorumlu kalacak. Vakaya mı derine gelecek? Belki Berat'ı biraz daha özgürleştirecek değil Berat, mi? Berat onu, onu söyleyecektim. Aynen öyle. Ee, daha fazlasını yapabileceğini milli takımda da gösterdi. Sinyallerini veriyor. Doğru şekilde evrilmesi lazım herhalde. Berat'ın gençler birliğinde de 8 numara oynamıştı var. Tabii gençler birliği kökenli olduğu için. Sadece kesici de değil de. Çok yakından takip ettiğim bir oyuncu. Hatta burada gençler birliğindeyken çok andım. Milli takım için düşünülemez mi diye. Ama maalesef oyuncular ancak büyük takımlara gelince görülüyor. Yani onlar fark edilmiyor genç şamilinde oynarken. Berat evet genç şamilinde 8 numara oynamıştı var. Yani bir de Berat'ın genç şamilindeyken cezai üzerinden orta mesafe golleri var. Berat'ın şut özelliği de var ama Trabzon'a tabii oralara kadar gidemiyor. Aslında Berat'ın şut özelliği de var. Eğer Siyopis oynarsa belki hoca Berat'a biraz daha özgürlük tanıyıp ya Berat bu genç yaptığın işleri zaman zaman dene de diyebilir. Farklı bir berat da görebiliriz. Hiç Canini'den bahsetmedik. Gördüğüm kadarıyla bir sakatlığı falan da yok. E, hoca zaman zaman Canini de kanada atabiliyor. Doğru. Yani e, burada tabii bu şeyde dizilişte mecburen 3 oyuncu 3 yerli oyuncu koymak istediği için böyle bir tablo çıkıyor ortaya ama Ahmet koyarsa evet. e, Ahmetle başlarsa belki Gervinho'dan ziyade Canini'ye tercih Ya da Cornelius'un yerine mesela Canini. Çünkü Canini santraforda oynadığı zaman Trabzonspor başka bir oyun oynuyor. Cornelius Santrafor'da olduğu zaman Trabzonspor başka bir oyun oynamak durumunda kalıyor. Çünkü aynı tipte Santrafor değiller. Canini Abdü, e, Abu Bakar tarzı oyun kurabilen, destek olabilen, duvar olabilen, top saklayabilen, e, şutu olan, çabukluğu olan bir yol. Cornelius biraz daha sade golcü gibi. Pivot gibi. Kötü anlamında değil de. Yo yok tabii ki. Cornelius da çok iyi oyuncu. Aynen öyle. Kötü anlamında Canini değil. Canini ofansif all-rounder diyorlar ecnebiler. Ofansif her yerci. <laughs> Tam karşılığı yok. Türkçe'de. Ofansif her yerci gibi. Çok dolaşan, gezen. Stoperleri de sırtına alıp gezdiren. O gezdirdiği için de Bakasetas'a da koşu, yani. koşu koridoru açan. Sörlot da gezerdi. Cornelius daha çok kutu seven. Ama kutuda da Canini'den üç katı iyi olan. Bitireceği. Şimdi yani onu, onu da herhalde Cornelius'un hakkını teslim etmek lazım. Canini de kutu uzman değil çok. Yani o, o ceza alanın içinde de topu Cornelius'a uzaklaştırdığın e, zaman da Cornelius'ta yüzdeli oynayan, topu bir şekilde çerçeveye yönlendiren bir oyuncu. Bence Cornelius'la başlar santrforda ancak eğer Uğurcan, İsmail, Ahmetcan, Berat dörtlüsünden üçünü tercih ederse bir şekilde sağlıkları el vesaire, yani bir kontenjan açılırsa sağ çıktı evet. Sağ çıktı canı iyi kullanabilir. Yine naçizane fikir olarak söyleyeyim. Eğer İsmail Köybaşı'nın bir sakatlığı, rahatsızlığı vesaire olmasa dahi ben yine de eğer Densville sağlıklı ise ile başlayacağını tahmin ediyorum. Ama o zaman üçüncü yerliye ihtiyaç var ya. O zaman Abdü bu Kadir, tablo evet Abdü gibi. Kadir. Yani bu ekranda verdiğimiz 11 en muhtemel Ya onlar. da stopere Ahmet eklenecek. Vitor Pereira ya da Edgar Eden birisinden feragat edecek. O sağ kanada yine şey koyabilir. Onu da yapacağını Ama sol beki zannetmiyorum değiştireceğini. Öyle çünkü mi? E, en son de hatalarını beraber izlemiş. Hata demeyelim yani oyun içerisinde biliyorsunuz soldan e, Trabzonspor'un verdiği dokunulmayan toplar, kolay geçişler, e, Konya maçını hatırlayın, en son oynadığı karşılaşmayı hatırlayın, e, Galatasaray maçını hatırlayın. Oradan hani zayıf karnı Trabzonspor'un kolay pozisyon vermesi diyoruz. Geçiş hücumlarına karşı kolay pozisyon vermesi diyoruz ama orada da bence sıkıntı var. Ya yani Konya maçında orası koridora dönmüştü evet. doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla Denswil sanki biraz daha biraz daha değil bence net. Hoca eğer bir sıkıntısı yoksa öyle başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Gelelim Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine. Dediğimiz gibi daha vakit var. Bunlar perşembe gününden yapılan projeksiyonlar değerli izleyenler. Daha sakatlı olan iyileşebilir. Bir sürü başka şey olabilir. 3, 4, 2, 1 yine. Altay, Salah Ekim, Minje, Tiseren savunma öşüsü. Ferdi, Samuel kanatlarda. Gustavo, Mert Hakan ortada. Rossi, Mesut ve Valencia. Rossi'nin de geldiğinden itibaren hızlı bir şekilde adapte olduğunu ve vitesi hiç durmadan arttırdığını söyleyebiliriz herhalde. Bu arkadaşlar bir bakabilir misiniz? Bu Eintracht Frankfurt 11'i diye hatırlıyorum. Eintracht Frankfurt 11'i buydu. Fenerbahçe'nin şu anki mevcut koşullarında yani eldeki e, oyuncular sağlıklı olduğu takdirde, bunlar hazır olduğu takdirde e, Vitor Pereira hocanın, özellikle büyük maçlara, kritik maçlara çıkardığı 11... Serdar var. Aziz oynamış Uğur Becim, Fenerbahçe'de Antrak Frankfurt karşısında Altay Kale'de Atilla Salahi, Kim Mince, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ozay Samuel, Mesut Özil, Diego ve Valencia. Tek bir fark bir oyuncu var. Fark var evet. Sadece Tisseran olmadığı için Serdar oynamış. O zaman tamam yani yine tezimi destekliyor. Bunlar sağlıklı olduğunda e, Vitor Hoca'nın 11'i Tisaran'la Serdar değişebiliyor sağ stoperde bu. E, bu 11'in nedir? Alamet-i farikası nedir? İşte Samuel ve Ferdi kanatlarda kullanmış oluyor. İşte onların yaratıcılıklarında işte biliyoruz. Ki öğrendiler sistemlerini yapmaları gerekiyor Altay maçı 1 Sivas spor maçı 2 Samuel ve Ferdi'nin gerçekten e, ofansif olarak katkı yaptı faydalandı özelliği. 2 bu 11'in özelliği Mert oynadığında Gustavo'yu zaman zaman özgürleştirebiliyor. Gustavo biraz da öne gidebiliyor. Ya da bazen de Mert gidebiliyor. Mesela Gustavo ile Crespo oynadığında ikisinin de çok hücuma katkı yapmanını görüyoruz. Gustavo ile Zaits oynadığında da Zaits'in o kadar çok ofansif katkı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama Gustavo Mert oynadığında ya Gustavo ya Mert dönüşümlü olarak ofansa katkı yapabiliyorlar ki aynı trafik maçı ilk 45 dakikasında Gustavo'yu hiç görmediğimiz kadar önde görmüştük. Ona şeyi de ekleyebiliriz. Ee, yine Gustavo'nun gol attığı, sol taraftan gol attığı ki Mert son sabaka. Mert Hakan yanında Gustavo'yu özgürleştiren şey de o maçtan sonra sizde. Net bir şekilde oluştu. Altını çizmiştik ya. Yani. 6'nı çizmiştik evet. Ee, tabii bu analizi yapmak için belki şu anda aslında yeri gelmişken şu üçlü savunma, dörtlü savunma. Tabii, sırada onlar. Karşılaştırması var. yani nedir? Bir takım neden üçlü savunma oynar? Üçlü savunma oynayan takımın artısı nedir, eksisi nedir, değil mi? Buyurun sevgili Recep. Fenerbahçe 3-4-2-1. Trabzonspor 4-1-4-1 ya da 4-2-3-1 oynayacak. Eğer CEO pist oynarsa anladığımız kadarıyla 4-2-3-1. Buyurun. 3-4-2-1 oynayan bir takım 4'lü e, oynayan bir takıma karşı hücumda nasıl bir avantaj sağlayabilir? Onu gösteren bir grafik. Şimdi burada en sağ taç çizgisine yakın olan oyuncu mavi oyuncu Samuel diye düşünün. Tamam. Orta sağ çizgisiyle taç çizgisinin buluştuğu yerde. En solda okla İleri çıkış yapan oyuncu da Ferdi diye düşünün. Sol kanat beki. Oyun sağdan oynanıyor. Herkes kendi pozisyonunda. Fenerbahçe'nin dikkat ederseniz hücum eden 5 oyuncusu oluyor. Samuel ile Ferdi katılınca. Şu merkezdeki üçlü sağdan sola sayayım. Mesut Valencia Rossi olduğunu düşünün. 3 mavi. Tamam. maviyi. Onun sağında Samuel, solunda Ferdi olunca ne oluyor? 5 hücumcu oluyor. Ama 5 hücumcuyla Trabzonspor'un dikkat ederseniz 4 savunmacısı eşleşiyor. Dolayısıyla 5'e 4 olduğu için bir eşleşme problemi yaratıyor. Bunun en güzel örneği ve en güncel örneği Almanya-Portekiz Euro 2020 ikinci tur maçı. Yok grup maçı. Almanya'nın Portekiz'i 4-1 yendiği maç. Almanya-Portekiz'i 4-1 yenerken üçlü savunma oynamıştı. Gosens ve Kimih iki kanat bek oynamışlardı. Özellikle Gosens olağanüstü hücum katkısı yapmış. 3 golde e, faydası olmuş. Doğru. Sebebi bu eşleşmeler. Gosens ve Kimih bir arada çıkınca hücuma Almanya'nın zaten 3 tane hücumcusu var. Gosens ile Kimi'yi de ekliyorsun. 5 Beş oluyor. 5'e karşı Portekiz'in klasik 4 savunmacısı var. Bir eşleşme matchup problemi yaratıyor bu. Ya sol kanat beki Gosens ya da sağ kanat beki Kimi boş kalıyor. Bu grafikte de eğer bunu yapabilirse Fenerbahçe dikkat ederseniz sol kanat beki Ferdi'yi eşleşememiş. Trabzon savunması gibi gösterdik. Yani 3-4-2-1 niye oynar bir takım veya 3-4-3 niye oynar? Maksat hücumu beşleyip Dörtlü savunmaya karşı bir dengesiz hikaye Şimdi peki dezavantajı nasıl olur? Diğer grafik. Trabzonspor hücum ediyor olacak. Buyur. Diğer grafikte. Kırmızıların hücum ettiğini düşünün. Bu kez sarılar savunuyor. O gerideki üç tane sarı Fenerbahçe'nin 3 stoperi. Üç tane sarıya karşı denge hikaye atmak için dört kişiyle hücum etmeniz gerekiyor. Eğer iki kanat peki çıktıysa bakın en uzaktaki, ekranın en yukarısındaki sağ kanat belki Samuel oluyor. Ekranın en yukarısı. Ekranın en aşağısındaki sarılı da Ferdi. Eğer onlar hücuma katıldıysa az önce anlattığımız gibi Ferdi ve Samuel. Fenerbahçe savunma 3 stoperle savunmak zorunda kaldıysa. Trabzonspor'da bir şekilde oraya 4. oyuncuyu soktuysa. Yani Trabzonspor'un hücumdaki oyuncuları en uçta Cornelius düşünün. Onun hemen solunda Vakayeme. Hemen sağındaki Bakasetas. Bakasetas oraya koşu yapmış pozisyonda. Sağdan da kim geliyor? Cervinho ya da Abdülkadir. Bir şekilde geldiyse Orada bir eşleşme sorunu oluyor. Bakın Fenerbahçe'nin 3 stoperi sola kaymış. Çünkü neden? Orada işte Abdülkadir bindirmiş. Mesela Abdülkadir ile doğrudan... Salah'a eşleşmiş. Bakasetas evet. Bakasetas'ta Kim Minje'ye eşleşmiş. Cornelius'a da Salah'a eşleşmiş. Ne olmuş? Trabzonspor'un sol açığı Vakayma boş kalmış. Çünkü 4'e 3 olmuş hücum. 3'lü savunmanın da yalnız bırakırsanız zafiyeti bu. Alan ve zaman bulmuş yani. Evet. Yani üçlü savunmaya karşı rakip olan dörtlü savunma oynayan takımın yapabileceği şey de bu her. Hızlı çıkarsa bir şekilde Fenerbahçe'nin kanat bekleri ileride kalırsa Ferdi ve Samuel Trabzonspor bir şekilde hızlı çıkmayı başarırsa sağ açığı, sol açığı, Bakasetas ve Kornelius hücum etmeyi başarırsa bir dengesi yaratabilir. Çünkü dörde 3 kalır onlarda. Maksat bu. Oyunu bir tarafa yığmak, bir tarafa yığdığında üç stoperi oraya kaydırmak, üç stoperi bir şekilde oraya konsantre etmeyi başarırsan tersi oynayıp sağ açığını ya da sol açığını pozisyona buluşturmak. Yani Üç stoperle oynayan bir takıma karşı dengesizliği Vakayeme ya da Abdülkadir değerlendirebilir, yakalayabilir. 3 stoperi kaydırmak suretiyle. Bir kanada kaydırmak suretiyle. Bu grafikte onu gösteriyor. Peki Pereira ne yapıyor? Pereira genelde kanat beklerine dikkat edin diyor. Kanat beklerine diyor ki mümkün olduğunca Temkinli. üç stoperi yalnız bırakmayın. Temkinli oynayın diyor. Dolayısıyla Fenerbahçe genelde bu dengesizliği yaşamıyor. Ferdi ve Samuel defansif olarak pozisyonlarını çok bırakmıyor. Bunun sebebi de şu olabilir. Şu olabilir. Hoca eğer oyuncularının her iki tarafı da dengeli yapabildiğini düşünse, temkinli oynayın der mi? Yapabilseler de mi? Sonuçta oyuncuya ve oyuncunun birikimine de elbette. Yani gelip evet. de sezon başından beri 8 haftadır oynamak başka, senelerdir bunu oynamak, o telepatiyi yakalamış olmak başka bir şey. Ki başarılı olan takımlara baktığınız zaman tarihte de bunu senelerce üst üste artık ezbere hale getirdikten sonra çok ciddi bir şey yakalıyorlar çıkış Doğru. ve başarı yakalıyorlar. Ama pat diye olacak bir şey değil. Bu ya. öyle evet tabii ki oyuncu Roberto Carlos'sa, oyuncun Kafu'ysa değil e, mi? elbette. Kariyerinin başında Gerit Bale'sa yaparsın. Ama bir enteresan bir örnek var mesela Conte Chelsea'ye gitti. 3-4-3 oynattı. 3-4-3'te kanat beki olarak Marco Alonso tamam çok uygun. Marco Alonso bunu oynamaya solda. Ama mesela sağda oynamaya çok uygun oyuncusu yoktu. Kimi oynattı? Oraya kimi devişirdi ve şampiyon oldu? Victor Moses. E çok enteresan değil mi? Victor Moses gibi sonradan Fenerbahçe'ye gelecek ee, ofansif özellik. Kariyerinin büyük bölümünü açık oyuncusu olarak geçirmiş, forvet olarak geçirmiş bir oyuncuyu aldı, kodladı, öğretti, antrenmanlarda çalıştırdı ve Victor Moses o sezon Chelsea'nin as sağ kanat beki oldu ve Chelsea o takımla rekor kırarak acayip 90 puanları falan 93 puanla galiba yanılmıyorsam şampiyon oldu. Yani evet ona uygun oyuncu olması çok önemli İşini bir kolay detay. kolaylaştırır. Bir taraftan da e, ama dinamik değil. Moses'ı kodladığı gibi Pereira da şu anda Samuel ve Ferdi'yi kodlamaya çalışıyor. Belki de zaman içinde bunlar da daha iyi yapacaklar bu işi. Bir noktaya işi. geldi Kanat ikisi de, de bence. belki mükemmelleş ki geliştiler evet. Sezon başındaki gibi değil ikisi de. Bir noktaya geldiler. Geliştiler doğru ama şunu da eklemek lazım. Kanat beklerin hücuma katılmıyorsa hücumda eksiksin. Çünkü normalde klasik 4-2-3-1 oynanıyor değil mi Süper Lig'de genel doğru. takımların büyük bölümü 4-2-3-1 oynuyor. 4-2-3-1 oynayan bir takımın 4 ucumlusu var. En uçtaki santrfor ve arkasındaki üçlü. Trabzonspor için bakarsak bu maç üzerinde Cornelius, Abdülkadir, Bakasetas, Bakaya. Değil mi? 4 tane klasik ön alan oyuncusu var. Fenerbahçe bu sayı 3. Çünkü 3-4-2-1 oynuyor. Fenerbahçe'nin klasik forveti 3 tane. Valencia arkasında Mesut Rossi. 3. Sen onu bir şekilde artırman lazım o sayıyı. Çünkü Süper Lig'de neredeyse herkes 4 hücumcülü oynarken sen 3 klasik hücumcülü oynamış oluyorsun. Samuel Ferdi katılacak da mı artıracaksın bunu? Orta sahadan biri katılacak da mı artıracaksın bilmiyorum. Ama bir şekilde birini becermen lazım. Favori büyük bir ihtimalle Samuel Ferdi'nin oraya katılma alışkanlıklarını artırman lazım ki hücumda kalabalıklaş. Çünkü sen büyük takımsın. Konvansiyonel bir büyüksün. Ligin en fazla şampiyonluk alan takımlarından birisin. Ligde bütün sezonlarında var olmuş bir takımsın. Türkiye'nin klasik 3 büyüğünden, 4 büyüğünden birisin. Öyleysen maçlara favori çıkıyorsun. Maçlara topa sahip oluyorsun. Hücumda kalabalıklaşman lazım. Bu yani futbolun ABC'si. Süper Ligin ABC'si. Özür dilerim. Futbolun ABC'si değil. Süper Ligin ABC'si. Türkiye'de Fenerbahçe'sen, Galatasaray'san, Beşiktaş'san, Belçika'da Anderlecht'sen, Portekiz'de Benfica'san, Porto'ysan, Malta'da La oyunu domine edeceksin. Geçiş hücumuyla bütün bir sezonu götürme şansın yok. Bazı maçları öyle kazanabilirsin. Pragmatik futbolla. Ama bütün maçları öyle kazanamazsın. Şu anda Pereira'nın çözmesi gereken mesele de bu. Tekrar altını çizelim ki değerli izleyenler Fenerbahçe lider hocanın aldığı sonuçlar ortada. Biz sadece üçlü savunmanın tam olarak sahaya yansımadığını söylüyoruz. Şu savunmanın tam olarak hani konuşuyoruz ya bilgi olarak biraz daha işin teori tarafından konuşuyoruz. Onun özellikle altını çizelim. 11'i Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine bir daha rica edebilir miyiz lütfen? Gazetelerde e, bugün Sosa'nın da sahada olabileceği bugün durum. yani bugün yazıldı çizildi hafta sonunda pazar günü. Sosa'nın da sahada olabileceği herhalde Mert Hakan'ın yerine. Peki e, Pelkas görür müyüz? Ya da hamle oyuncusu olarak mı düşünür hoca sonradan? İşte o 3-4-2-1'de Pelkas'ın sadece o Mesut Rossi'nin oynadığı yerde rolü var. Hani zaman zaman söylüyorum ya Fenerbahçe'nin 7 oyuncusu var. İşte Valencia, Rossi, Mesut, Mergin Berisha. Peki 3-3 1-3 diyelim ki öyle dizecek. Diyelim ki Bielsa gibi yapacak hoca. 3-3-1. 3-3-3 1. Nasıl dizecek? Kim nereye kalacak? Savunma şusu aynen kalıyor. Aynen kalıyor. Orta alanda Gustavo Mert'ten birinden feragat ediyorsun. Mert'i çıkar oradan. Tamam. Gustavo Merkez'de tek. Tamam. Rossi ile Mesut'un arasına bir oyuncu koy. Mesela Pelkas. Mesela Pelkas. 3 3 1 bu. O zaman dört tane ofansif oyuncun oluyor. Ve ön tarafta kalabalıklaşma şansın artıyor. Oyuncuları düşündüğün zaman Mesut, Pelkas, Rossi ve bir de ileride Valencia bayağı da yetenekli oluyor. Ya orası. ben Fenerbahçe'nin bunu gayet iyi uygulayacağımı düşünüyorum ayrıca. Çünkü Samuel ile Ferdi üzerindeki şu baskı da biraz azalır. Ya hücuma katılmak zorundasın. Hücuma katılmadığın takdirde ön tarafta eksik kalıyorsun. Baskısı da biraz azalır. Kontrol edeceği alan kısmen daralır. Alan daralır çünkü. Dolayısıyla mesuliyet azalır. Neden biliyor musun? Çok önemli bir detay yap. Parmak bassın. 3-3-3-1 oynadığın zaman Santifu arkasında bir üçlü var ya. Üçlüden zaten kanatlarda olanlar artık kanat oyuncusu. Mesela kim? Sağda Rossi, merkezde Mesut, solda Pelkas. Sağda Rossi ve solda solda pelkas artık açık oynusu. Sağ açık, sol açık. Dolayısıyla zaten Ferdi ve Samuel'e otomatik olarak yardım etmek zorunda var. Aynı mesafeyi tek kişi kat edecekken aynı mesafeyi iki kişi kat edebiliyor. Dolayısıyla paylaşacaklar ki enerji sarfiyatı da azalacak ve daha tasarruflu kullanacak vesaire. Çünkü alan parselasyonu kolaylaşır. 3 3 3 1 alan çok daha demokratik kullanan bir diziliş. Bu da temkin düzeyini azaltır. Azaltır tabii çünkü alanı Teorik eşit paylaşmıyorsan Ferdi ile Samuel'in kapladığı alan daha fazla olduğu için, eşit paylaşmadığı için Ferdi ile Samuel temkinli oynuyor tabii. Mesele bu. Ya futbolda en temel meselelerden biri alanı eşit paylaşmak. Bir oyuncu daha fazla alandan sorumluysa, bir oyuncu daha az alandan sorumluysa bu demokratik bir paylaşım olmaz. Rossi ve, ve biri daha çok yorulur. Rossi ve Pelkas kanata destek verdiği kadar orta alana da destek verecektir. Çok daha Verirler verimli. çünkü 3 oluyorlar ya orada. 2 yerine 3. 2 iken aynı alanı iki kişi kullanıyor. İşleri zorlaşıyor. Üçgen aynı alanı üç kişi kullanıyor olacaklar. Sonuçta dediğimiz gibi teorik olarak daha makul görünüyor eldeki yetenek ve beceri havuzunu düşündüğünüz zaman. E, grafiklerimiz var. Geçelim mi Uğur Bey? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sistem karşılaşması ile, karşılaştırması ile alakalı. Şunu ekleyeyim. 3-4-2-1 ile alın demokratik paylaşamazsın demiyorum. Daha Böyle kolay, kolay bir olur evet, daha kolay. 3-4-2-1 için biraz daha çalışman, çabalaman, Biraz daha telepati geliştirmen zaman gerekiyor gibi görünüyor. Şu an itibariyle Fenerbahçe'de Ferdi ve Samuel'in sanki yükü biraz ağır gibi görünüyor. Zamanla bunu çözebilir Fenerbahçe. Bir sürü çözen takım var. Dünyada 3-4-2-1 oynayan bir sürü takım tabii var. Ki. Çözüyorlar da. Ayrıca şunu da ekleyeyim son olarak. Fenerbahçe lider. Fenerbahçe liderse eleştirilemez mi yani? Fenerbahçe'ye ya her tabii şey ki. mükemmel tabii mi? Tabii her ki. Her, ki, her böyle şey böyle bir eleştiri tabii geliyor ki. da. Mesela bu hafta Fenerbahçe liderliği kaybederse artık eleştirilebilir mi olacak? Ya alakası bir yok. Bir sonraki elbette. hafta liderliği tekrar kazanırsa tekrar eleştirilemez mi olacak? Yani böyle bir mantık yürütülebilir mi? Fenerbahçe geçen sezonda bu dönem lider değil miydi? Bizzat Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bu öz eleştiriyi en iyi, en doğru yapan insanlardan bir tanesi. Ne diyor? İşler iyi giderken de bakmak lazım, değerlendirmek lazım diye. Ayrıca Fenerbahçe'nin işleri iyi de gidiyor. Gidiyor tabii işte. Pozitifleri negatiflerinden fazla. Bu negatiflerin konuşulamaz Olduğu anlamına mı geliyor? Yani Elbette değil. Artık bu e, genç neslin temsil ettikleri jenerasyonla düşünce biçimlerini paralel hale getirmeleri lazım. Hem diyorlar ki biz özgürlükçüyüz, biz kural tanımayız değil mi? Hem de biz başkasını bu, tanımıyorlar. Bi, evet biz bu gelenekleri sorguluyoruz. Hiçbir bilgiyi otomatik kabul etmiyoruz. Artık bilgiye ulaşım çok kolay. Dolayısıyla bana bir şeyi kodlayamazsın, beni ikna etmen lazım. Helal. Muazzam. Yüzde yüz katılıyorum buna. E, o zaman bu düşünce biçimini niçin takım taraftarına yansıtmıyorsun? Madem dünyaya böyle bakıyorsun. Madem sokakta ben seni eleştiremiyorum sebepsiz. Ki öyle olmalı. Eleştirmemeliyim. O zaman takım taraftarlığında niye bu kadar at gözüyle davranıyorsun? Niye takımına tapıyorsun? Kardeşim senin dinini değiştirsen öyle bir özgürlüğün var. Milliyetini değiştirsen öyle bir özgürlüğün var değil mi? Cinsiyetini değiştirsen sonuna kadar saygı duyuyor. Problem yok. Öyle bir özgürlüğün var. Takım olunca konu takımı kutsal ya. Takımı kutsal. Takımını eleştiremiyorsun. Ya bu kadar aptalca bir şey olabilir mi? Bu çelişkili Aptallık bu yani. durumunda altını çizmiş olalım. Ee, ve bilgi olarak da hani beni ikna et diyorlar ya tamam son derece mantıklı bir tavır. Son derece mantıklı bir önerme ancak ikna edilebilmek için bilgi de lazım. Değil mi? Sadece ikna etmek için değil. Evet. İkna edilebilmek için de bilgi çok önemli. Çünkü bileceksin ki Tarihi olarak perspektifte değerlendirebileceksin ki karşıdakinin ne söylediğini anlayabilirsin. Yoksa boş karşılıklı boş konuşmanın ötesine geçmez maalesef. Bunu da bir hatırlatalım. Bu özgürlükler konusunda biz çok sık konuşuyoruz. Ee, Uğur Meleke ile yayın dışında da özgürlükler meselesini. Bir Jean Jacques Ruso tavsiyesi de yapalım mı burada? Değil mi? Çok uzun bir kitap değil yani şöyle ince. Toplumsal sözleşme. Ee, bir okumakta fayda var yani şey vermesi açısından bir perspektif vermesi yani bütün hayatın anlamı orada yazmıyor. Yazılıyor olsa zaten bugün birçok şey çözümlenmiş Ama çok önemli. olurdu. Ama bazı şeylere baz oluşturması, fon bir oluşturması. Anlatır mısınız hocam? Vakti sosyal kontrat nedir? Toplumsal sözleşme nedir? Uğur Bey 36 oldu. Ben anlatabilir miyim? Bir dakika verebilir misiniz? Bir, ta, buyurun lütfen. Siz bir dakika da daha iyi lütfen. Estağfurullah lütfen. Bir dakika içerisinde özetleyecekseniz buyurun. Bir Daireden ara, gidin isterseniz. Bir arada yaşamamız için sokaklarda, ülkede, dünyada bir arada yaşamamız için Birbirimizin özgürlüklerine saygı duymamız lazım. Her kural yazılamaz. Yazılı olmayan kurallar var. Bir bireysel özgürlük için. olduğu kadar bireysel ödev de vardır. Değil mi? Ve hepimizin bir çapı vardır. Özgürlüğümüz sınırsız özgürlük değil. Alanı. Başkasının özgürlük alanını tecavüz edemeyiz. Bu yazılı olmayan kurallara Jean-Jacques Rousseau sosyal sözleşme diyor, toplumsal kontrat. Benim senin özgürlük alanının başladığı yerde benim özgürlük alanım biter. Birbirimizin özgürlüklerine saygı duymak, bir arada yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani kaldırımda sağdan yürümeyi öğrenmeniz lazım. Sen nasıl biliyorsan karşında, karşındaki de biliyor. Sen ondan ben ondan ben senden o falan değil yani. Evet. Kaldırımda Ona saygı duyma öğrendiğimiz zaman kaldırımda üzerime yürümemeyi öğrenmeniz lazım. Ediyorsun. Öğrenmeniz lazım kardeşim. Kaldırımda sağdan yürümeyi bilmiyorsan sosyal kontrata tabi değilsin bilmiyorsun. İşte bilgi, farkındalık vesaire. Teşekkürler. Ama olun. estağfurullah ben teşekkür ederim. Ee, okumanızda yani bir diyorum ya bir şey oluşturması anlamında bir bakış açısı oluşturması anlamında çok faydalı olacaktır kanaatindeyiz şeylere geçelim grafiklere. Lütfen. Ee, değerli izleyenler istatistiklerimiz var. Trabzonspor Fenerbahçe. Öncelikle Opta'ya bakacağız değil mi sevgili dostlar? Buyurun. Sezon ortalamaları. Attığı gol 2. Trabzonspor'un 1.5. Fenerbahçe'nin gol beklentisi yani XG'si. 1.8 Trabzonspor'da 1.6 Fenerbahçe'de. Şutlarda 11'e 4 10.8. İsabetli şutlarda burada Trabzonspor'un biraz daha fazla şut biraz değil yani 10 puan kadar daha fazla %57'ye %47 diyebiliriz. Gole çevirme 17.6 yüzde 17.6 Trabzonspor'da 14 Fenerbahçe'de. Şöyle bakıyorum pas isabeti ortalarda Fenerbahçe'nin biraz daha fazla olduğunu maç başı 7 daha fazla orta yaptığını söyleyebiliriz. İkili mücadelelerde yine Fenerbahçe'nin oyununu anlatan hızlı geçişleri evet. işaret eden o şekilde değerlendirebileceğimiz bir şey. Kornerlerde 5.6'ya e, 4.4 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Faullerde de 11.6 Trabzon, 13.3 Fenerbahçe. Toplu oynama var mı arkadaşlar? Sonra konuşalım. Bir de toplu oynama varsa Trabzonspor Fenerbahçe'nin bu sezon toplu oynama ortalamaları var mı? Ben var. Ortalama 55'e %55 Trabzonspor, %53 ortalama evet. diyorum yine. Fenerbahçe. Orada da Trabzonspor bir miktar üstün. Biliyorum puan. da özellikle onu istedim ortalama olarak. Trabzonspor'un aslında bu sezon Fenerbahçe arasındaki oyun farkını aşağı yukarı anlatan istatistikler bunlar. İşte birkaç puan daha fazla topla oynuyor. Birkaç puan gol beklentisi daha fazla yaratıyor. gole ee, çevirme. Gole çevirmede biraz daha ustalık göstermiş. Pas isabeti daha çok kısa pas yapıyor. Orada ciddi bir fark, 5 puanlık bir fark oluşmuş. Fenerbahçe uzun metrajlı toplar deniyor. Trabzonspor orta yapmıyor. Çok az orta yapıyor. Ligin az orta yapan takımlar. oynadığı zaman zaten ağırlıklı olarak orta oyununu tercih ediyor. Evet. Oyun oynamadığında daha da az orta yapıyor. Dolayısıyla o da istatistiklere yansımış zaten. bu istatistiklerin anlattığı üzere Trabzonspor daha fazla pas üzerine, hücum seti üzerine kısa ve çok paslı bir oyun. Fenerbahçe ise çabuk geçiş üzerine daha az sayıda pas, daha pragmatik futbol üzerine ustalaşmış iki ayrı takım. İkinci istatistik sayfamız Instat'tan geliyor. Buyurunuz. Kat edilen mesafe. 114, Bu sezon 100. evet. Buyurun. Teker teker mi konuşalım ben sözünüzü böyle. Dinliyorum. İzleyicilerimizle beraber ben de dinliyorum sizi. Buyurun. Çok teşekkür. Teker teker konuşalım Buyurun. o zaman. Kat edilen mesafede bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'da acayip bir gelişme var. Ee, hem Oyuncu listeleri de değişti, oyunları de değişti ama Galatasaray özellikle gençleştiği için bence kat ettiği mesafe konusu çok büyük aşama kaydetti. Fatih Terim o transfer politikasını böyle 22, 23, 24 yaşlık oyunculara yönlendirdi ve kat ettiği mesafe anlamında gerektiği de gerek Avrupa'da ciddi fark yarattı. Fenerbahçe'de Pereira sanırım zaten fiziksel işlerde usta, ligin en çok mesafe katayan takımlarından birini yarattı. Gol öncesi ortalama pasta Trabzon'u yanlış mı yazdık acaba Trabzonspor 14.5 diye? Daha mı çok? 20'lilerde 23, 22 falan diye. Hatta bir Ha peki e, gelen en son ortalama istatistik bu diyor Tolga. Yine de orada ciddi bir fark var. 14.5'a 8.5. Bu da zaten Fenerbahçe'nin daha çok direkt oyunu, Trabzonspor'un da daha çok set oyunu tercih ettiğini gösteriyor. Golle sonuçlanan atakların süresi en baştan beri birinci haftadan beri istatistikleri paylaşıyoruz izleyicilerimize. Trabzon burada, Trabzonspor hep birinci. Evet, yaklaşık 41 saniye gol önce stopla oynuyor. Fenerbahçe 26-27 saniyelerde. Zaten oyun karakteri farkını yansıtan bir başka veri. Pasların uzunluğu, bunu ilk defa veriyoruz galiba. 18.8 metre, 19. Trabzonspor'da 19.2 metre Fenerbahçe'de. Bu çok yakın bunlar yani bu çok, çok bir şey, şey ifade etmez diyorsunuz. Bana öyle geldi. Sizce Peki. eder mi? Yok işte o yüzden sordum. Hani bilemedim. Çok bir şey anlatmıyor sanki. Peki hücumda ikili mücadele? O enteresan o dikkatimi çekti. Hücumda. Bu kadar i̇kili fark mücadele. olması. Neden bu kadar fark oluştu? Şu anda düşünüyorum. Ben nedense bu hücumda ikili Fenerbahçe mücadeleyi görmemişim. Kalabalık olamadığı için mi acaba? Bence %100 ondan. Ondan değil mi? Çoğalamadığı acaba diye bence %100 onda. Çünkü Trabzon ordu gibi gidiyor. Bak Çünkü ikili mücadele, vasıtası, vesairesi. ikili mücadele sadece iki Gel, kişiyle ilgili ham. bir şey değil. Terim biraz yanıltıyor. İkili mücadele aslında ikili mücadele değildir diye bir reklam sloganı olabilir. <laughs> Güzel oldu. Çünkü ikili, ikili mücadele nasıl girdiğiniz de önemli. Nasıl pozisyon aldığınız da önemli. İkili mücadeleye Trabzonlar biraz daha o alana kalabalık geliyor. Sadece omuz omuza değil yani sonuçta o, o mücadeleden kim galip çıktıya bakılıyor. Evet. Burada ister temas olsun ister pozisyon bilgisi ister vücut çalımı hepsi aynı şeyin içine giriyor dezavantajlı giriyorsunuz ikili mücadeleye doğal olarak kazanamazsın. Evet. Bence Fenerbahçe'nin dezavantajlı girdiği ikili mücadele sayısı fazla önde. Trabzon'da avantajlı girdiği ikili mücadele sayısı fazla. O zaten kazanma yüzlerini etkiliyor. Trabzon ön daha kalabalık bence daha avantajlı giriyor. Daha becerili mücadele. olduğunu gösterir mi yoksa sadece sayıya mı? Ama bunu ilk defa gördük. E, o yüzden hani çok fazla şey yapmayalım isterseniz. Bir anlam çıkarmaya çalışmayalım. Bir de, çalışalım onun üstüne. Bu ödev olsun bize. Ödev olsun, Buna çalışırız. Evet. hani Pozisyonları alırız, inceleriz ama şu anki Analiziniz bence doğru. Bende Trabzon önde kalabalık olduğu için yani kavgaya gidiyoruz senle ben. Ama benim ben 10 kişiyle gelmişim. Senin arkanda 3 kişi var. O ikili mücadele istatistiğini etkiler biraz o bence. Bir sonraki sayfamız oyuncu bazında karşılaştırmalar. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı öncesinde Uğurcan ve Altay. iki takımın kalecisi ikisi de kalesini sezon başından beri koruyor. Ülkeyi Alt... biliyorsun e, ekonomi bölemiyor, siyaset bölemiyor. Uğurcan Altay <laughs> tartışması Doğru. bölüyor. Yani bunu bunu vereceğimizi bilmiyordum. Çok Ama ne konu. mutlu bize ki bir tane değil iki tane hatta üç dört de sayabiliriz. Ne mutlu bize ki iki tane pırıl pırıl <laughs> bu tartışmayı evet. bu seviyeye getirecek e, genç kardeşimiz, arkadaşımız, izlemekten keyif aldığımız e, sporcularımız, futbolcularımız var. Geçen de sokakta Birisi yolumu çevirdi. Bu konuyu sordu. Ya dedi, abi dedi bu Uğurcan Altay tartışması gibi dedi. Ronaldo Messi'ye gider vallahi bu Ronaldo İngiltere'de Messi. İngiltere'de Almanya'da olur mu böyle bir şey ya dedi. Milli takım içinde de bu kadardır dedi, insanların dedi kamplaşması Uğurcan Altay konusunda kamplaştığı gibi. Olur tabii ki dedim. Şaşırdı o da. Olur mu yani? Dedi, olur dedim. Almanya'nın Neuer'le Ter Stegen konusunda bundan daha büyük kamplaşma oldu biliyor musun? Almanya'da milli takım kalitesi konusunda Bayern Münih tavır koydu. Bayern Münih milli takıma baskı yaptı eğer Neuer'i milli takımdan keserseniz, milli oyuncu göndermemeye kadar, milli takımla ilişkilerimizi gözden geçirmeye kadar biz bu işte e, sert tavır alabiliriz filan gibi bayağı bir tavır koydu. Milli takıma. Yani bu da doğru değil. Asla da demek istediğim bu konuları çok fazla büyütmeye gerek yok. Hani dünyada da örnekler olabiliyor. Bu demektir ki Almanya'nın iki iyi kalecisi varmış. Halen de Neuer oynuyor zaten. E, Türkiye'nin de iki hatta sizin de söylediğiniz gibi ikiden fazla Ersin'i de katabilirsin oraya. Sinan'ı da katabilirsin. Mert'i de katabilirsin. Bir sürü ilk var. Geçelim bir sonrakine. Burada var mı eklemek istediğiniz bir şey? İkisi de zaten hani. kurt, Aha burada kurtarışlar varmış. Bir saniye. Bak 30 Uğurcan 17 Altay diyor. Ee, bu aynı zamanda Trabzonspor'un kalesine daha fazla şuta izin verdiği anlamına da. Geliyor. Geliyor. Geliyor çünkü. Neredeyse iki katı evet, yani. Trabzon'a geçiş fırsatlarını çok veriyor. Uğurcan daha fazla şutla karşılaşıyor daha fazla kurtarış yapmış. İsabetli pasta da Altay'ın biraz daha biraz değil 5 puan 6 puan 6,5 puan yukarıda olduğunu görüyoruz. Ama Fenerbahçe'nin de çok kısa çıktığını unutmayalım. Ama bazen uzun da vuruyor. Şimdi bunu bir analiz etmek lazım. Kısa pozisyon pasta ayırmak lazım. Bunu da Tolga yazıyorsun değil mi? Sevgili kardeşim bunları tamam. Ama var mı acaba? Insta tutuyor mu? mesela? Kalecilerin kısa pozisyonu. Insta pası tutuyor ayrı de Tolga tutuyor olabilir. O yüzden söyledim Tolga'ya. Tolga stats. Ondan e, kaçmaz hiçbir şey. Tolga stats'tan rica edelim. Bir sonraki sayfamız. Stoperlerde. Yine. Takımın lider stoperleri. Topla buluşma ortalamasında Atilla Salahi. Zaten oyun içerisinde de çok farklı bir şey oynuyor. Rol oynuyor. Sadece savunmada değil. Fenerbahçe'nin oyunu içerisinde de çok önemli bir şey var. İsabetli pasta Edgar'ya biraz daha yani 15 puan kadar daha yukarıda ama burada da söylediğiniz gibi Salay'ın oyun kurulumundaki rolü ile Edgar'ın öyle bir şeyi yok oyun kurulumunda doğrudan. Salay değil. bazen sol stoper değil sol bek gibi oluyor. Çıkıyor hücuma ve orta da yapıyor mesela bir stüper. Diagonal yani... paslar ortalar yani... derinlemesine her şeyi yapıyor. Doğru. Salay. Bir stoperle orta yapmasını yani. pek beklemezsin mesela Edgar'ın bu sezon yaptığı orta var mıdır? Varsa da çok azdır. Ama Salahay'ı orta deniyor. Dolayısıyla o pas sesini biraz düşürmüştür tabii. İkili mücadelede de Salahay'ın üstünlüğünü görüyoruz. Uzaklaştırmada yine Trabzonspor'un savunma hattının daha çalışkan demeyeyim de daha fazla meşgul. pozisyonlu. Heh, meşgul daha <laughs> en güzel oldu. Meşgul olduğunu gösteren bir istatistik. Keza şut engellemede isabetli şutlarda Salahay'ın daha fazla denemesi olduğunu belirtelim. İsabetli şut konusunda da Edgar Ye'nin hakkını vermek lazım. Çünkü devamlı ceza sahası içerisinde ileri geri koşuyor. Her türlü duran topta pozisyon içerisinde yer almaya çalışıyor ve kafayı da vuruyor. Onu Doğru. da belirtelim. Doğru. Geçelim bir sonrakine. Vakayme Rossi. Ama Sekiz. bu biraz şey olmuş ya. Vakayme <laughs> sürekli oynuyor. Mevki. Çok baskın bir karakter. Bu eşleştirme, bu karşılaştırma çok dengeli olmamış arkadaşlar. E, efendim Tolga? Bazıları yüzde olarak ortalama demiş. Hangisi ondan? Ha yazıyormuş zaten tamam. Vakayeme bu sezon 6 gol katkısı yanı sıra yani 4 gol 2 asist yanı sıra 5 golünde içinde var. Yani gol öncesi asist öncesi paslaşma da var. Hep 11 aynı, golün içinde var. Hep aynı çalımı attığı halde hala çalım atabilen bir oyuncu yani çok ekstra bir oyuncu Vakayeme. Robben kariyeri boyunca aynı çalımı atıp aynı şutu attı ama 15 yıl çare bulamadılar yani... Zamanlama da orada timing de önemli olduğu için aynı çalımı atsa bile hangi anda attı önemli. En altta isabetli pasta Rossi 3 maç daha az oynamasına rağmen Vakayeme'den daha... Yüzde zaten o. Evet yüzde daha yüksek bir şey yakalamış. Bu bize bir done bir fikir verir mi? Yani bilemiyorum Vakayeme belki daha fazla risk almıştır. Vakayeme daha çok kendisi bitirmeyi tercih ediyor. Rossi biraz daha arkadaşlarına servis yapıyor gibi mi? Servis yapmayı tercih ediyor gibi mi okuyabiliriz acaba? Ee, nasıl yani pas istasyonundan ziyade Vakayma... Sebeplerden Vakayme... biri de bu olabilir. Muhtemelen. Ama biri de şu olabilir. Hani Vakayma daha çok araya deniyordur. Daha çok riskli pas deniyordur. O da olabilir. Topla buluşma konusunda zaten Vakayma Trabzonspor'un oyun anlamında liderlerinden bir tanesi. Bu da şaşırtıcı bir şey değil. Topla daha fazla, çok daha fazla buluşmuş olması. Daha fazla buluştuğu için de daha fazla risk de alabilir. O da pas yüzdesini biraz düşürebilir. Olabilir, doğru. Devam edelim. Cornelius ve Valencia. Evet. Bu da eşit. Yani özdeş bir karşılaştırma olur. İkisi de milli takımlarında da varlar. İkisi de formda santrforlar. Yedişer maç oynamışlar. Dakika olarak Cornelius biraz daha fazla olsa da. Biri 4 gol katkısı yapmış toplamı. Diğeri 3. Valencia'nın daha fazla asistçi özelliği var. Arkadaşlarına da daha fazla pozisyon yaratabilen bir oyuncu. Cornelius daha golcü özelliği öne çıkmış değil mi? Daha fazla ikili, fırsatı bulmuş. İkili mücadelede. Fizikli 1.94 boyu yanılmıyorsam. İkili mücadelenin çoğu havada oluyor ya. Santrfor için. Tabi havada Cornelius fiziğini çok daha iyi kullanıyor. Bir ara hatırlasana. Kafa golünü attı. Ee, hangi müsabakaydı? Sonra 3 kişiyle savunmaya gittiler Cornelius'u artık. Tek kişiyle ha, evet, 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 evet. E, Galatasaray maçı değil mi? Yok Galatasaray maçı, maçı değildi. Galatasaray maçı değildi. 3 kişi de savunmaya gittiler şu an. Alanya maçı, Alan Alanya maçı. Alanya. Doğru, bravo. Gidenlerden <laughs> Borhaydı, bravo Tolga. Alanya Alan maçı. kafayla attı golü. Sonra baktık duran toplarda üç kişiyle savunmaya gidiyorlar. Pozisyon olarak ha, bravo bak. Ya reji hakikaten elinize sağlık teşekkür edelim. Burada kafayla golü attı. Bir sonraki şeyde <laughs> duran topta üç kişi beraber geliyorlardı savunmaya. Şimdi bunun tekrarı var. Şey Ha bir sonraki duran top yok burada. Bu, bu, bu burada Fatih ya şeye yaşıyor. Biz onu özel istemiştik o evet, şeyi doğru. savunmayı, Cornelius savunmasını. Fatih özel burada istmiştik. savunamıyor. Bu Faulü de yine şey yaptırmıştı. Fatih. Fatih ya Fatih burada savunamıyor. Combo. 5-6 dakika sonra Fatih Milinovic Borha üçü 1'den geliyorlar. Evet. <laughs> e, savunabilmek <laughs> için Cornelius. Var mı bunda bu bu eşleşmeyle ilgili eklemek istediğiniz? Valla ikisi de iyi gidiyorlar. Nazar değmesin. Ligin değerli oyuncuları devam edelim. Takıldık mı? Trabzonspor ve Fenerbahçe maçın ilk golünü atma istatistiği ve altında da kalesinde ilk golü görme istatistiği var. Fenerbahçe evet bu anlamda bazen konuşuluyor ya hiç geriye düştüğü maçlarda hani reaksiyon Başakşehir maçı bunu örnek gösteriyor. Olympiakos maçı hani reaksiyon verme konusunda acaba sıkıntısı var mı diye. İkisi de aynı tip maç değildi gerçi ama. Benzerlikleri şu. Başakşehir'in de Olympiakos'una doğru set savunması yapmaz. Olympiakos da gerçekten çok ders niteliğinde doğru bir set savunması yaptı. Yani 4 artı 4 çok doğru duruyor. Başakşehir doğru duruyor. Fenerbahçe'nin de gerek Başakşehir seti arasında gerek Olympiakos seti arasında kaybolduğunu gördük. Çok öyle olağanüstü sayıda Pozisyon üretemedikleri gibi, net pozisyon üretemedikleri gibi geçişlere karşı da, Başakşehir Olimpiyatı'nın geçişlerine karşı da e, çare bulamadılar. İlk golü attığı maç, Trabzonspor 6 maçta ilk golü atmış, 5 galibiyet. Fenerbahçe 7 maçta ilk golü atmış, 6 e, galibiyet. Kalesinde 2 kez ilk golü gördüğü maç olmuş Trabzonspor'un. Buradan galibiyet çıkaramamış ki az önce de söyledik, beraberlik çıkarmamış. Konya ve Galatasaray mı Tolga? Konya ve Galatasaray. Alanya'da mı var? Tabii 3 üç... O zaman 3 oluyor. Konya ha, ilk, Konya'da golü, ilk golü Trabzon attı tabii. Atmıştır özür dilerim. Konya'da ilk golü Trabzon attı. Tabii. Sonradan 2-1 oldu. Konya'ya karşı da geriye düştüler ama 2-1 geriye düştüler. 2-1 geriye düştüler evet. Tamam. Yani geriye düştü aslında 3 maç var. Galatasaray da. ve Alanya. Tamam. İlk, i̇lk golü yedi Galatasaray ve Alanya. Beraberlik çıkardı oradan Trabzonspor. Beraberlik çıkarmayı başarmış. Namalup Var mı sevgili dostlar başka şeyimiz, grafiğimiz? Tamam bu kadar tamam. Ee, şeye özel derbiye özel istatistiklerimiz hafta sonu oynayacak Trabzonspor-Fenerbahçe. Bütün şeyleriyle ele aldık herhalde Uğur Bey. Eksik bir nokta bırakmadık değil mi? Valla harika. Dizilişten tutun da şeye kadar. Arkadaşlar. E, beklentilere elbette tahminlere kadar. E, Marekamşik Oynayacak mı? Oynamayacak mı? Gazetelerden okuduk işte. Çünkü oynayıp oynamayacağı çok büyük fark yaratacak. Hocanın da diziliminde, e, kurgusunda fark yaratacak bir oyuncu. E, bugün e, bazı haberlere göre Marek Hamşik eğer ciddi bir şey olmasa dahi hoca riske etmeyecek daha uzun soluklu bir sakatlık olmaması adına. E, bazıları diyor ki eğer olursa bugün çekilecek MR'ın ardından bir sıkıntı yoksa oynayacaktır diyor. Bakalım bekleyip e, göreceğiz ama muhtemel senaryoları ve kurguları da konuştuk. Varsa ekleyecek bir şeyiniz e Bey söyleyin yoksa e, araya gidiyorum. Lütfen. Değerli izleyenler bir araya gidelim. Ardından e, ardından yine bir özel bölümle bu sefer biraz daha e, Avrupa'ya bakarak devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Şimdi yurt dışından bir başlığımız var. Hah buldum. Daily Mail'la gideceğiz değerli izleyenler. Arsene Wenger'in bu günlerden hani şey yapıyoruz ya. Uğur Bey söylüyor ya bu konuyu gündeme getirelim. Bunu da konuyu gündeme getirelim diye. Geçenlerde Kurtuğan'ın da bir eleştirisi vardı. Şimdi bu Kurtuğan'ın da bir eleştirisi vardı şeyle alakalı olarak bu yoğunlukla, fikstürle. Tabi orada o eleştiriyi birazdan Uğur Bey söyler. Orada benim bir şerhim olacak. Haklı haksız duruma düşürmek için değil. Sadece bir tespit anlamında. Ama başlığımız şu gelsin ekrana. Daily Mail. Arsene Wenger diyor ki Burada e, Dünya Kupası iki yılda bir düzenlenmesi konusunda e, ne demiş futbolun iki yılda bir düzenlenmesi konusunda daha iyi daha iyi bir plan, daha hırslı bir plan. Şimdi uluslararası olduğunu, futbol kamuoyunu bu e, ısınıyor bu şeydi. Daha iyi bir ilgili, plan olduğuna evet, dair eleştirilerle ilgili bu daha iyi plan olduğuna dair ısınıyor diyor. Evet. Alışıyor diyor. Evet. Fikirlerini ısındırıyormuş. Neydi bu plan? Dünya Kupası şu an 4 yılda bir yapılıyor. FIFA'nın danışmanı Arsene Wenger Dünya Kupası'nı 2 yılda bir yapalım. Ama durun hemen tepki göstermeyin. Neden 2 yılda bir yapalım? Bunu açıklayacağım diyor. Gerekçesi de şu. İşte bir önemsiz ve e, tansiyonun tansiyon düşük maç sayısını azaltalım. Önemli tansiyonun yüksek maç sayısını artıralım. Heyecanı yani, artıralım. Bir noktada merkezileştirelim. Merkezileştir. Futbolu diyor. diyor. Yani atıyorum 8'e indirdik takım sayısını. 10'a indirdik. 14'e indirdik. Ya yani geri kalan ülkeler seyretsin. Futbolun zirvesinde bulunanlar oynasın. Her şey buraya aksın diyor özetle. Ama Çarın takım sayısında azalma söz konusu değil. Bir noktadan sonra bence oraya gider o. Öyle mi? Ben yani, şeyi düşünün. Ee, neydi bu geçen yaz şeyde bulundular bir girişimde bulundular ortaklık hücumunda girdi Biyye. Yani o aynı sayıda kalacağını hiç zannetmiyorum. Bu bu öneri şu anda en azından öyle değildi. Değil? Aynı Daily Mail'in haberinde olduğu gibi ısındırma turları bunlar. Daha tam detayları bence Belki de. Ama şu anda yer orası bence. Şu andaki proje 48'de Dünya Kupası. 32'den 48'e çıkaracaklar zaten. 48'i Dünya Kupası 2 yılda bir yapılırsa Arsene Wenger diyor ki Dünya Kupasına çok nadiren katılamayan ülkelerin de katılma şansı artacaktır. İki yılda bir olduğu için sürpriz katılımcı sayısı artacaktır. Böyle bir iddiada bulunuyor. Ee, bir de tabii Avrupa ve Güney Amerika kıtası buna ciddi karşı. UEFA ve Commable buna ciddi karşı ama özellikle Asyalılar ve Afrikalılar destekliyor Wenger'in planını. Çünkü onların en önemli gelir kapıları Dünya Kupası. Kendi kıta turnuvaları çok büyük değil. Doğal ki. Doğaldır ki. Dolayısıyla Asya ve Afrika ülkeleri ve konfederasyonları evet iki yılda bir dünya kupası olabilir fikrine daha sıcak. Bunun kararını kim veriyor? FIFA'ya üye şu anda 211 ülke var. 211 ülkende her birinin bir oyu var. FIFA kongreyi topluyor. 211 delege oy kullanıyor. 211 delegenin oyuyla seçiliyor. Şimdi UEFA üyesi 55 ülke var. 55 oyu var Avrupa'nın. Güney Amerika üyesi 10 ülke var sadece. Güney Amerika büyük bir futbol kıtası gibi görünüyor ama Sayısı olarak öyle değil. Niteliği büyük de niceliği düşük. 55 artı 10, 65 ülke yapıyor. Futbolun devleri Avrupa ve Güney Amerika. Ama Asya, Afrika, ne bileyim Kuzey Amerika falan onları ikna edersen, yani dünyanın geri kalanını ikna edersen, iki yılda bir dünya kupası fikrini kabul ettirebilirsin. Avrupa ve Güney Amerika'nın ona karşı olmaları yetmiyor. Oy sayısı bakımında. O yüzden biz sanıyoruz ki bütün dünya buna karşı mesela premierlik kulüpleri şey yayınlıyorlar fikirlerini yayınlıyorlar. Diyorlar ki 20 Premier Lig kulübü ortak fikirde 2 yıllık Dünya Kupası'na karşı. Ama Wenger de diyor ki size, size fikriniz soran yok. Yani 211 tane FIFA üyesine soracağız. Onların çoğunluğu istiyorsa 2 yıldır bir Dünya Kupası olacak diyor. Dolayısıyla böyle bir risk var yani. Sanmasın insanlar böyle bir risk yok. Peki nasıl takvim nasıl olacak? Elemeleri şu anda mesela 4 ya da 5 periyotta oynuyoruz ya. Bir periyotta iki maç oluyor veya 3 maç oluyor. Elenmeler 4 veya 5 periyoda bölünüyor. Mart'ta maç oluyor, Eylül'de oluyor, Ekim'de oluyor, Kasım'da oluyor filan ya. 2 periyoda bölecekler. Daha az seyahat olacak. Mesela 10 tane eleme maçı var. Bir 5 maç oynanacak, bitecek. 3 ay sonra bir daha 5 maç oynanacak, bitecek elemeler. Daha az eleme maçı, daha doğrusu daha az seyahat içeren eleme maçı. O yıl içinde bitecek, tek yıl içinde bitirecek. Sonra finaller. O şekilde takvimi reorganize etmeyi. Umut ediyorlar. FIFA 2022, 2024, 2026 Euro'larda Bu... Şöyle olacak. Buyurun. Bu plan zaten olursa 2028'i, 2030'u falan hedefliyor. Diyelim ki 2030'da Dünya Kupası oldu. Avrupa Şampiyonası 2031'de olmak zorunda kalacak. Çift sayılı yılları Dünya Kupası işgal ettiği için. 2032'de yine Dünya Kupası. 2033 boş. 2034'te yine Dünya Kupası, 2035'te Avrupa Şampiyonası şeklinde gitmesini hayal ediyorlar. Avrupa Şampiyonası şampiyonası yine 4 yıl arayla devam edecek öyle, öyle mi? Öyle düşünüyorlar. Çünkü UEFA karşı 2 yılda bir turnuva yapmaya dolayısıyla kendi turnuvasında 4 yılda bir yapar diye tahmin ediyorlar ama yani Avrupa Şampiyonası deyip geçme. Avrupa Şampiyonası da var orada. Güney Amerika'nın kupası da var, Asya'nın da kupası, Afrika'nın da kupası var. Yani Copa Amerika da dahil buna. Neresinden baksan çok mantıksız geliyor bana Hepsi bu. Hepsi tek Önerim. yıllarda olacak. Bilmiyorum size mantıklı gelen bir tarafı var. Bana da çok mi? mantıklı gelmiyor. Çok çok mantıklı. Çok yorucu olacak. Pratik insan. değil. Fayda yok. İşte o yüzden bütün bu kadar mantıksız şey done bir araya gelince diyorum ki takım sayısını azaltıp çok daha farklı bir organizasyon yapmayı planlıyorlar bence. Bu geride bıraktığımız yazın o Süper Lig girişimi doğrultusunda başka bir şey var bence. Çok Ama fazla komplikasyon yapıyorlar. Ama takım sayısı azaltırlarsa de. maç sayısı azalır. Maç sayısı azalırsa gelirler azalır. Son dünya Akbası'ndan FIFA'nın geliri ne kadar biliyor musun? 6 milyar euro. E, uluslararası ligi ne olacak bu esnada. Uluslararası ligini kaldıracak canım. E niye getirdi o zaman? U Uluslarar ligi gibi UEFA turnuvası. UEFA eğer FIFA'nın bu planına karşı koyamazsa Uluslar Ligi için yer kalmaz. Yani UEFA uluslararası ligini kaldırmak zorunda kalır ama tabii o kadar da kolay değil. Yani FIFA'nın baskısıyla da UEFA bazı turnuvaları kaldırmak zorunda kalacak ama o kadar da kolay değil dediğiniz gibi yani Uluslar ligi ama koyacak yer pek kalmıyor. Ya bunun öğrenken. ligi var, yerel kupaları var, evet. yerel ligleri var, varolu var yani. Wenger diyor ki esasında diyor müsabaka sayısını diyor ve oranını değiştirmeyeceğiz. Ben diyor bunun matematiğini anlatacağım. Futbolcu yine aynı sayıda maç oynayacak. E, kulüp kulüp maçları yine %80, milli maçlar yine %20 olacak diyor. Bu konuda diyor rahatsızlık duymayın, merak etmeyin diyor. Sadece diyor planlamayı değiştireceğim, göreceksiniz. Yavaş yavaş ısınacaksınız bu fikrime diyor Arsene Wenger. Ama tabii FIFA'nın 2 yılda bir 6 milyar euro geliri olacak. Ama ondan sonra insanlar mesela şey demiş ki e, Gerrit Bale. Ya demiş iki yılda bir Dünya Akbası önemli kaybedebilir. Dört yılda bir olunca daha değerli oluyor. İki yılda bir olunca acaba o kadar ilgi duyacak mı insanlar demiş. Bence çok doğru bir soru. Aynen öyle. Gerrit Bale'in sorusu. Aynen öyle. Mesela böyle bir handikap var. Şey demiş ki e, Brezilyalı Ronaldo. Fenomen Ronaldo. Ya demiş Cristiano Ronaldo ile Messi için iyi olur. İki yılda bir olursa en azından belki Dünya Akbası kazanabilirler demiş ama onlar yetişemeyecek herhalde bu plan hayata geçene kadar. Farklı görüşler var. Peki madem yeri geldi futbolculardan bir de Kurtuaya göz atalım. Biz robot değiliz. Ne zaman dinleneceğiz? Maç trafiğine isyan etti. Belçikalı kaleci demiş gazete. Haziran ayında tekrar Uluslar Ligi var. Niye? Gelecek yıl Kasım'da Dünya Kupası var. Futbolcuları artık kimse önemsemiyor. Sadece iki hafta iznimiz var ve 12 ay boyunca üst düzey oynamak için yeterli değil ki çok haklı. Çok haklı. Kesinlikle haklı. E, futbolcular değil ceplerine gelecek parayı düşünüyorlar. Şimdi bu noktada e, zaman zaman futbolcuların da tabii ki ya herkes para için elbette. Herkes para için. Demin düşmek istediğim şerh buydu. Kurtuğa'da e, daha az paraya ben böyleyim daha az paraya oynarım diyecek kimse demez. Sadece onu söylemek istemiştim. E, para değil burada asıl mesele eleştirilmesi gereken insan sağlığı. Ama Kurtuğa'da yüksek maaş alıyor mu demek. E, aynen onu aynen onu söylüyorum yani. E kimse daha az ya tamam ben bu işi yapacağım ama daha hızlı yapayım demez. Herkes gelirini arttırmaya kalkar. Bir gelişme yeni bir plan yapıyorsan da sonuçta bunu satacaksın. Daha çok para kazanmayı herkese bütün paylaşlara daha çok gelir elde etmeyi vaat ederek bunu herhalde hayata geçireceksin değil mi? Yoksa tek başına ya yürüyen bir sistem var. E bana ne faydası olacak diye soracak adam bunu. Bir de kulüpte diyor ki bu sefer veya futbolun akil adamları Kurtuğa'ya o maaşı verebilmem için benim daha çok maç yapmam lazım. Çünkü e, daha için, çok gelir elde hiç lazım. çıkılmıyor. Sen bu kadar maç oynadığın için bu kadar parayı kazanıyorsun diyor Kurtuğa'ya. Böyle de iki tarafı var işin yani. iki cephesi var. Tabii e, olimpiyat da var bu arada dört yılda. Tabii. Biraz önce unuttuk. Olimpiyata denk gelen yıllarda Dünya Kupası olimpiyat aynı yılda olacak mı? Böyle de bir handikap var. Jeffren dedi ki UEFA Başkanı yani boykot ederiz UEFA olarak kendi aralarında oynarlar dedi. Böyle bir tehditte de bulundu. Allah Allah. Niye bu kadar bu işler bu raddeye geliyor? Güç savaşı çünkü FIFA ile UEFA arasında biraz güç savaşı döndü. Yani futbolun büyüyen pastasından daha büyük pay alma savaşı. Bir ara biz de konuştuk mu acaba özellikle Amerikan yatırımcıların futbola, Avrupa futboluna ciddi yatırım yapmayı planladıkları. Hatta şöyle bir şeyler hatırlıyorum yoksa biz yayın dışında mı konuştuk? oyunun ruhunu değiştirmek istedikleri hani şu şeyler var ya 20'şer dakikalık 4 devre olsun işte oyuncu sayısı değişikliği kart değişiklikleri o şu bütün kurallara da müdahale etmek vesaire acaba onun acaba diyorum hiç bilmiyorum acaba onun şey mi e, yansıması mı bu mücadeleler itişmeler deyim yerindeyse sanki biraz o geliyor akıllara ama tekrar söylüyorum herhangi bir bugün ne komple teorisi yaptım ya Yok yok e, komple teorisi değil bu aklım onu getiriyor yani şu yüzden gerçeklik payı var Şimdi FIFA UEFA savaşında FIFA Başkanı e, Infantino kulüpler dünya kupasını genişletmek istiyor. Bir kulüpler e, dünya kupası daha doğrusu adı onun kulüpler dünya kupası değil. Hani kıtaların şampiyonları katılıyor ya şampiyonlar şampiyonu. Hı, hı. Copa Amerika'nın şampiyonu, Asya'nın şampiyonu filan. Çok küçük bir turnuva oluyor 8 takımlı. Doğru. Sonunda genelde şampiyonlar şampiyonu kazanıyor zaten kupa. O, o turnuva var ya o turnuvayı Kulüp World, World Cup deniyor galiba. Hı hı. O turnuvayı büyütmek istiyor. Infantino. Infantino bunun için mesela iddia şudur ki Amerikalı yatırımcı bulmuş. Seni destekleyen bir şey. 24'te olursa o turnuva diyor. 8'li yerine 24'te yapmak istiyor. Ve daha fazla maç olursa ben bu turnuvaya diyor çok büyük bir yatırımcı buldum. Amerikan Bankası olduğu iddia ediyor. Bankanın ismi anılıyor ama. Büyük bir para buldum bu turnuva için. Ve ekonomisini büyüteceğim. Siz de daha fazla para kazanacaksınız diyor mesela. Veya Şampiyonlar Ligi'nin büyütülmesi tartışmaları çerçevesinde eğer büyütülürse Şampiyonlar Ligi mesela oraya da bir Japon bankası bulmuşlardı yatırımcı. 25 milyar dolar doğru kafadan verdiği, başlangıçta verdiği iddia ediyordu Japon bankasının. Yani ben 25 milyar dolar hemen veriyorum. Sen Şampiyonlar Ligi'ni büyütmeyi ve beni ana sponsor yapmayı kabul ediyorsan. Dediğiniz gibi Amerikalı, Asyalı karteller, büyük şirketler, bankalar özellikle Futbolla yatırım yapmaya hazırlar ve nakitleri var. Bu parayı hemen sıcak parayı futbol ekonomisinin içine enjekte etmeye hazırlar. Bunun içinde FIFA ve UEFA başkanları yarış içinde o yatırımı bir şekilde hmm. kendi oyununa kanalize etmek için FIFA kendi turnuvalara kanalize etmeye çalışıyor, UEFA kendi turnuvalarına. Dolayısıyla Amerikalı yatırımcılar burada önemli rol oynuyor. Amerikalı yatırımcıların da e, Avrupa futboluna kanalize etmekte hissettir paranın rolü var burada. Futbol çok ciddi bir İş kolu değil endüstri haline geldi ha. ee, ve birçok iş içinde model haline geldi. Yükselişte olan tarih boyunca biliyoruz ki yükselişte olan birçok sektör finansta olsun para piyasalarında olsun artık her neyse zaman zaman kontrolsüz zıplamalar orantısız atlayışlar hani sabun köpüğü diye tabir edilir ya olabiliyor. Sanki şu anda futbolda da işin mali kısmında finansman kısmında biraz onu yaşıyoruz gibi geliyor. Katlamalar çok oran. Çok demeyeyim ama biraz orantısız, yakında daha da fazla olabilecekmiş gibi görünüyor. Bu da geliri ne kadar geri dönüşü olacak, ne kadar geri dönüşünü alabileceksin? Çünkü 7 gün, 24 saat maç var, değil mi? Evet. Sen yatıyorsun, başka bir yerden maç oynanıyor. Sen kalkıyorsun, burada maç oynanıyor. Bitmiyor. Devamlı maç var. Ne kadar seyrediliyor, ne kadar gelir elde edebiliyorsun? E, bu yani ilginç bir şey, e, bir bilinmez oluşabilir bu konuda nereye kadar gidecek bilmiyorum ama biraz temkinli davranmakta fayda var sanki. Eksponansiyel bir büyüme var. Değil mi futbol? İşte e, o biraz e, gelirlerinde maaş, futbolcu maaşları, bonservisler. Kontrolden ancak, çıkmış gibi geliyor sanki. Mesela şey transfer yaptığında e, Figo, Barcelona Real Madrid transfer yaptı. 57 milyon euroydu yanılmıyorsam. Korkunç bir bonservis. tüketim şeyine dönüştü. Mesela o 57 milyon euro rekordu. Ve yani çok büyüktü bizim için. Sadece 20 yıl sonra 222 Doğru. Neymar transfer olmuş durumda ve şu anda mesela Mbappe'ye de 200'ü teklif etti Real Madrid. bayağı 200 milyon üzeri Haaland içinde konuşuluyor. bon servislerden söz ediliyor. Sadece 20 yıl önce en pahalı oyuncu 57 milyon euro ile Figo'ydu. 20 yıl içinde 4 katına çıkmış. O günün en pahalı oyuncusu Figo'ydu. Bugünün en pahalı oyuncusu Mbappe. O günün Mbappe'si Figo'ydu yani. İzlenirlik acaba arttı mı bu aynı oranda? İzleyenlik sayısı olarak değil ama bedel olarak arttı. Yani i̇şte geri dönüşü var demek ki hala bir şekilde. Evet, bilet karşılığı mesela Chelsea'nin sattığı bilet, Manchester'ın sattığı bilet katlandı tabii. Veya yayın havuzu ederleri siz de çok yakın biliyorsunuz ki. İngiltere, gerçi İngiltere son iki yerlidir yükselmiyor biliyor musun? Seni destekleyecek bir şey. bir noktaya geldi çünkü. Belki de şeye ulaştı diyorsun, limite ulaştı. Bence öyle çünkü koronavirüsün de yani bu pandeminin de %100 etkisi var onda. O yüzden de frene basmış olabilir ama e, bir noktaya ulaştığını düşünüyorum ben. Daha ne kadar büyüyecek? Piyasa yani doydu mu yani market doydu Geri dönüşü yok. Adam oturuyor bakıyor tahmin ediyorum tabii elimizde veriler yok. O büyük şirketlerin yaptığı e, veriler yok, aldığı veriler yok bizde ama tahmin ediyorum. Çünkü sonuçta nüfus sayısı belli, izleyen insan sayısı belli. Tamam devamlı artıyor, devamlı artıyor gençler vesaire falan filan. E Bir yandan da diyorlar ki gençlerin futbola ilgisi azaldı. Evet. Acaba oradan sen bu parayı veriyorsun bir yerden de geri alman lazım. Olacak bu karşılığı. Sanki onu da o projeksiyonları da yapıyorlar gibi geliyor bana. Biraz temkinli olmakta fayda var. Premier Lig'in yayın ihalesi 5 milyar pound seviyesi çıktığında mesela büyük olay olmuştu. Ya yani ilk kez işte bir ligin yayın ihalesi 5 milyar pound seviyesini gördü diye. Onun üzerine iki tane ihale oldu. Bulamadılar beşi. Yani o seviyelerde kaldılar hatta bir tık indi. Yani Şimdi o, diyorum ya orada şeyin de etkisi var. O eksponansiyel büyüme devam etmedi. Pandeminin de etkisi var ama diğer projeksiyonların da ciddi ciddi yapıldığını eminim. Şimdi ha bir tane haber. Başka bir haber. Akşam gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Katar'da offside'a gol çizgisi teknolojisi. Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Offside'da gol çizgisi teknolojisine benzer bir teknolojinin uygulanması için çalışmalar son aşamaya geldi. Varda zaman kaybı da böylelikle önlenecek. Yine Arsen Wenger Dünya Kupası için büyük müjdeyi verdi demiş gazete. Ayrıntılar şöyle. Wenger. Çenemi tutmam gerekiyor ancak offside'da gol çizgisine benzer bir teknolojinin hayata geçirilmesi için de çalışmalar son aşamada. Bu şekilde adaletsizlik ve haksızlık duygusu yaratan yanlış kararlarında önüne geçilecek. Vardakinden daha güvenli ve yanılma payı olmayan bir sistem geliyor. 2022'de daha hızlı offside kararları verebileceğiz dedi. Arsene Wenger mevcut VAR sisteminin futbolda birçok yanlış kararı düzelttiğini ancak hala tartışmalar olduğunu belirterek birkaç yıl içinde sistem çok daha kusursuz hale gelecektir e, müjdesini verdi. Yeni sistemde sinyaller doğrudan yan hakeme iletilecek. Hakem kolundaki saatte yanacak kırmızı ışıkla pozisyonun offside olup olmadığını anlayacak otomatik offside sisteminin 2022 yılında hazır olur. Yani Dünya Kupası'na yetişeceğini düşünüyorum. Sözlerine yer vermiş yine. Peki burada acaba şey değişecek mi? Kural değişecek mi? Şöyle ki vücudun gol atmaya gol atabileceği parçasından çekilen çizgi mi? Yoksa bir vücut önde olması Anladım. mı gerekecek acaba? O da Wenger'in bu arada. O bu, bu öneri Ben bu öneriye katılıyorum e İkinci bu alternatif Wenger'in önerisi İki ama yılda onu, bir dünya kupasını anlamak mümkün Onu değil. bu ara dillendirmiyor Şimdi hocam bu dördüncü sanayi ile ilgili bir konu ee, Sanayide Dördüncü devrimin neslerinin interneti olduğu söyleniyor Robotlaşma Robotlaşma bir bakıma Şöyle işte Akşam ben evime geliyorum Otomobilim Garaj kapısından geçtiğinde Garaj kapısı dairemin içindeki Kahve makinesine bir sinyal gönderiyor o da hop kahveyi ısıtmaya başlıyor. Çünkü biliyor ki ben içeri girdiğimde kahvemi yudumlayacağım. Veya bahçe çitleri yanından geçerken beni algılıyor sensörler ve kapımı açıyor. Kapımın kilidini çeviriyor. Koridorun, holün ışığı yanıyor. Bunun gibi nesnelerin birbiriyle etkileşimi. Internet of Things, IoT direktleri, nesnenin interneti birbiriyle etkileşme sonucu hayatımızın kolaylaşmasının dördüncü sanayi devrimi olduğunu söylüyor. Almanlar böyle söylüyor ama dünyada genelde bunu kabul ediyor. Bu dördüncü sanayi devriminin futbola yansıması bu konu. Zaten aslında biz bu konuyu geçen sene bu programda konuştuk ama bayağı oldu. Bir yıl falan oldu. Bir yıldır şey, yeri gelmemişti. Nedir Nestle'nin interneti? Ayakkabıma bir çip yerleştiriyorsun. Rakibimin de ayakkabısı çip var. Çipler doğal olarak benim bulunduğum konumu, yatay olarak bulunduğum konumu yandaki bilgisayara gönderiyor. Yandaki bilgisayarda topun atıldığı anda çiplerin gönderdiği konuma bakıyor. Hangimiz öndeyiz? Hangimizin ayakkabısı önde? Dolayısıyla tak hücum oyuncusunun öndeyse yardımcı hakemin saatine bir sinyal gönderiyor. Hücum oyuncusunun ayakkabı söyle diye. Ama bunun mükemmel bir şekilde uygulanması için bahsettiğiniz kuralın da revizyona ihtiyacı var. Bence ayakkabılara bakılmalı mesela. Ya vücudun gol atabilir uzuvlarına bakalım dediğin zaman iş biraz karmaşıklaşıyor. Bir, bence ayakkabılara bakılabilir. Öyle kolaylaştırılabilir. İkincisi de Wenger'in önerisi. Çiplerin formaya takılacağı vesaire falan filan da önerilmişti. Hani daha az darbe alan. Formanın neresine? Mesela onu merak ediyorum. Ben hep etek kısmına diye düşünmüşümdür şöyle ya da ne bileyim Oraya oyuncuların göğüsüne hani bazı şeyler giyiyorlar ya şey ölçen. Herhalde o performans olacak. Şu, ölçen evet. o yeleklerden belki. O yeleklerde olacak herhalde. Tahmin ediyorum. Ama şimdi sen buraya taktın çipi. Ben şeyim. Taç çizgisine paralelim. Pozisyonda. Handikaplar oluşabilir. Çözebilirler de kabul ediyorum. Teknoloji kadar ilerledi ama ben işi kolaylaştırma taraftayım biraz. Ben ayakkabılara bakasın diyorum. Ayakkabıya çip yerleştirsin ve ayakkabılara bakasın offside'dan. Sonuçta Birinci futbol önerim. bu işin adı diyorsunuz. O sporun adı. Aynen öyle. Hep söylüyorum bu oyun ayakla ve ayakta oynanır. Mesela şu yerde müdahalelere tahammül göstermelerine ben deliriyorum. Ya bu oyunda da ayak topu kardeşim. Adam yerde kayıyor, destek eline gelmiş. Ya niye kayıyor yerde? Mecbur değil ki yerde kaymaya. Estetik ayakta müdahale. kal yani. Ayakta kal. Ben yerdeki oyuncuya mesela tahammülüm yok. Yerdeki oyuncunun her türlü elle oynama olması gerekiyor. Artık ama yani. yerdeki müde kayarak yapılan müdahalelere karşı da oyuncular hazırlıklı. Evet. Topu kolaylıkla kurtarıp oyuncuyu şey gönderebiliyorlar yani. Hep öyle olsa keşke. Hep öyle olsa yani. Hep yerde olan keşke tacet. Artık çıksın. ona da hazırlıklılar yani. İkincisi de sizin dediniz uzattım biraz. Estağfurullah İkincisi de Wenger'in önerisi. Offside'da bir kural değişikliğiyle benim bir uzvumun savunmacıdan önde olması yetmesin. Bütün vücudumla ondan öndeysem offside olsun diyor Wenger. Bence çok haklı. Çok haklı yani. Offside olabilmesi için ben bütün vücudumla her santim bir Santim ölçmeyelim yani. Evet yani santim milim ölçmeyelim. Bütün vücudumla savunmacıdan kurtulduysam tam offside olsun. Ama hala belli bir bölgemiz hizadaysa mesela benim sağ omuzumla onun sol omuzum hizadaysa devam ettir ya devam ettir. Futbol gol istiyor. Orada da yine bir sürü şey çıkacaktır. Yarım omuz ileride yarım vücut ileride. Çıkar. Vesaire. Ama yani mahkumuz buna. Çıkacaktır ama ben oyun taraftarıyım, hücum eden takım taraftarıyım. Komple kaldırsak? Taraftarıyım. Komple kaldıramazsın. Onu denediler. Zaman Denizlere. zaman orta futbol denediler. Çok verimli olmuyor. Evet. Bir başlığımız daha var. Foto Maç gazetesinden. Doyumsuz adam. Büyük puntu atmış gazete. Portekiz formasıyla Lüksemburg'a 3 gol atan Cristiano Ronaldo milli takımda 10 toplamda 58. kez hat-trick yaparak tarihe geçti. Lüksemburg'u 5-0 mağlup ettiği maçta 3 gol attı. Süper Yıldız milli kariyerinde 10. kez sahadan hat-trick yaparak ayrıldı. Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Cristiano Ronaldo milli takımda 115 kez fileleri sarsarak bu alandaki birinciliğini geliştirmeyi sürdürdü. Ancak durmaya niyeti yok. 21. yüzyılda hat-trick yapan futbolcular arasında Ronaldo yine başı çekiyor. Portekizli futbolcu 58 kez hat-trick yaparak zirvede bulunuyor. En yakın rakibi Lionel Messi'nin ise 55 hatriy var. Ronaldo kariyerinde 901 resmi maça çıkarken 679 gol atarak en çok fileleri sarsan futbolcu unvanına da sahip. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 178 kezle en çok maça çıkan isim olan Ronaldo 5 kez kupa sevinci yaşadı. Ronaldo'nun galibiyete taşıdığı Portekiz puanını 16'ya yükseltti. 17 puanı bulunan lider Sırbistan'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor. 11 Ekim'de İrlanda ve 14 Ekim'de Sırbistan'da karşılaşacak Portekiz. 115 golü oldu milli formayla. Messi'nin 80. Aralarında ciddi bir fark var ama Ronaldo'nun 115 golü içinde Lüksemburg'a 9, Litvanya'ya 7, Andorra'ya 6, Macaristan'a 6, Ermenistan'a 5, Letonya'ya 5, Estonya'ya 4, Faroa'ya 4. Yani Avrupa elemelerindeki zayıf rakiplere karşı tabii daha fazla oynuyorsunuz ve daha fazla gol atma şansınız var. Halbuki Messi sürekli Bolivya, Ekvator, Uruguay, Brezilya, Şili, Paraguay, Kolombiya yani Güney Amerika daha sert. Messi sürekli bunlarla oynamak durumunda kalıyor. Güney Amerika elemelerinde Faroeler, Estonyalar, Letonyalar, Litvanyalar, Lüksemburglar o seviyede takım yok denecek kadar az. Neredeyse yok. Dolayısıyla Ronaldo'nun rekoruna çok çok büyük saygı duymakla birlikte futbol tarihinin en istikrarlı futbolcusu. Futbol tarihinin olağanüstü saygıyı hak ediyor profesyonelliğiyle. Ona diyecek hiçbir şeyim yok. Zaten en çok maç oynama rekorlarını da kırdı ama bu 115'e 80 aralarında bu fark oluşmasında da rakip kalitesinin çok etkisi var. Onun da altını çizmek Mutlaka. istedim. Mutlaka. Mutlaka. Şimdi bir e, şeyimiz var. E, videomuz var Uğur Bey ama bunu bir an şeye, e, düşündüm acaba yarına mı? E, Banfield bıraksak mı? Bıraksak diye. Evet onu Peki isterseniz. ne verelim? Çok az zamanımız kaldı. E, şeyimiz var. E, Beckham'ımız var. Bu videoyu şeye bırakalım. Yarına bırakalım. Bugün vaktimiz biraz daraldı. Tamam. Uğur Melek'e bir şey paylaştı. Caption paylaştı, fotoğraf paylaştı. ben dün dün mü paylaştınız? Dün gördün değil mi? Evet evet Sosyal dün programı verecektik ben o yüzden paylaştım bu arada. Ha onu ben... Dün vaktimiz kalmadı. Ha doğru doğru Ver ee, dün şey almıştık, akış almıştık. Bugün madem öyle getirelim ekranı çok hoşuma gitti. David Beckham. Diyor ki Paris Saint Germain'de oynadığı dönemde öndeydik diyor oyunda. Sonra Messi geldi ve gol attı diyor. Sanırım büyük ihtimalle <laughs> Messi beni geçtiğinde yani oyunda e, onu elemine edip oyundan düşürüp geçtiğinde emekli olmaya karar vermiştim ifadesini altında da şey yazıyor Dusan David Beckham e, Messi'nin onu emekli ettiği anı evet. anlattı diye bunu bunu konuşuyor olabilmek ya, yani bunu böyle açık yüreklikle rahatlıkla konuşuyor olmak ne kadar güzel şeyler Müthiş, değil mi bunlar? özgürlük, rahatlık hakikaten yani bunu hiçbir kompleks olmadan son derece rahat bir şekilde dile getiriyor. Özgür. Ve daha büyük sempati topluyorsun. Ki dünya futbol Kavga tarihinin önemli futbolcularından biri. aynen öyle. evet Beckham da İngiliz futbol tarihinin önemli futbolcularından biri. Paris Saint Germain'e geldiğinde ön oynamaya başlamıştı. Belki o yılları hatırlamayanlar olabilir. Enteresandır. Beckham kariyerinin çok önemli kısmını kanat hücumcusu olarak, sağ açık olarak yaptı ama 10 numara da oynuyordu zaman zaman. Ama Paris Saint Germain'e geldiğinde bayağı artık yaşı olgunlaşmıştı ve ön libero oynuyordu Paris Saint Germain'de. Orada ihtiyaç vardı belki de. Ya da yaşı geçtiği için artık oyun görüşü daha iyi olduğu için. Pirlo gibi belki biraz daha... Evet aynen Pirlo gibi. oyun daha iyi gördüğü için ya. ama hızı azaldığı için, sürati azaldığı için. Ön libero oynamayı... Önlü oynama. Ön libero oynayınca tabii Messi ile çok eşleşiyorsun. <laughs> Messi'nin en çok dolaştığı yerler. Messi'ye karşı çok zor duruma düşünce emekli olmaya karar vermiş. Hep söylerim. Ben bir yerde görmüşüm. Çok hoşuma gitmiş. Kimin söylediğini bilmiyorum diyor ki Cristiano'dan diyor, Cristiano Ronaldo'dan gollerini çıkarırsan kim kalır? Cristiano'dan gollerini çıkarırsan işte kimi koymak ister soruyor. Ama Messi'den gollerini çıkarırsan De Bruyne kalıyor. Hani golcülüğünün yanı sıra o kadar iyi bir oyuncu ki. Evet. Yani golleri olmadan da dünyanın en iyilerinden biri. Ama Cristiano'dan gollerini çıkarırsan artık sen doldur o boşluğu. Ne kalır geriye? Beckham da bence biraz onu tarif etmiş. Hakkını teslim etmiş Messi'ye. Geçen sosyal medya hesabından kısa bir bölüm paylaştı. Manchester United'a ilk geldiğinde, şeyle ilk sözleşme, profesyonel sözleşme imzaladığında. Teknik direktörü Alex Ferguson'da Ferguson. sözleşme imzaladığında işte evine ziyaretler yapılmış, röportajlar yapılmış. Takım arkadaşlarına da bugün yani sonrasında soruluyor. O dönemde değil de sonrasında soruluyor. Her zaman yıldızlı diyorlar. Yani zaten çok acayip bir futbolcu olacağı. Yani yakışıklıydı, şöyleydi, böyleydi. Biz diyor ayakkabıya idmana diyor bir yırtık ayakkabıyla giderdik. Onun evinde dört çift ayakkabı olurdu vesaire falan. Her zaman yıldızdı. O zamandan çok büyük bir yıldız olacağı da belliydi. Parlıyordu diyor. Değil İnsanların mi? işte fotoğraf isteme. Herkes duruyor takım olarak. Gelip David Beckham'dan fotoğraf Hepsi gencecik çocuk falan. bir kısmını seyredebildim. Paylaş, bir ok, paylaştığı kadar kısmında. Çok keyifliydi hakikaten. Yani bilmiyorum izleyicilerimiz takip eden varsa. Belki de görmüşlerdir onları Ferguson diyor ki bir gün idmana geldim. Normal bir ban hafta içi Dünya kadar gazeteci var. Ne yapıyorsunuz? Neden geldiniz dedim. Biraz öfkelendim diyor. Meğer diyor Beckham saç stilini değiştirmiş. Antrenmana bereyle çıkmış. Antrenman sonrası beresini çıkaracak. İlk defa yeni saçını çekecekler. Antrenmana girdim ve Beckham'a dedim ki diyor o lanet olası bereyi çıkart ve bu adamları da gönder. Yani böyle bir süperstardı Beckham. Gerçekten öyle. Bunu da bir şey olarak dokümanta belgesel olarak da yapmışlar. Uğur Bey çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar aynı saatte yine birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.